Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor. Teknoseyir'e hoş geldiniz. Ben evet. Hamdi Kellecioğlu. Yanımda Levent Pekcan var. Merhaba Her zaman der. olduğu gibi Murat yok bu sefer. Evet Murat bugün e, kafayı çarşıyız. <laughs> Yalnız nasıl alışmışsam o başlangıç şeyine, standart cümlesine evet. neredeyse ben Murat Gamsız diyecektim. Ağzım <gülüyor> alışmış. <gülüyor> Murat bugün yok, bir işi var. Ee, biz idare edeceğiz. İki kişiyle bugün gündeme alışacağız. 20-25 Nisan tarihleri arasında değerlendireceğiz. Evet bayağı bir maddemiz var. Ee, Teknoseyir.com adresimiz. Facebook, Twitter, Youtube ve Twitch'te de Teknoseyir ismiyle bizi bulabilirsiniz. Evet. Her yerde varız. Her yerde aynı şekilde aktif değiliz de... Evet. Hatta Instagram'da da varız ama değil mi? Mesela oraya çok fazla... Hiçbir şey yayınladık mı? Bir tane galiba Murat yayınlamıştı bir şeyler. Ya bulamıyor mu Murat? Bir kedi... Değil şey, mi? Şey... <laughs> sümüklü çocuk... İhtiyar... Ya o kadar çok sosyal ağ var ki... Bunların tek tek yönetilmesi... Martı. Ciddi zaman Zor. alıyor. Zor. Ve içerik üretmek gerekiyor. Yani. Instagram kolay. Martı... Kedi... <laughs> Öyle şeyler çekiyor. İhtiyar... <laughs> sümüklü çocuk sokakta ha, evet. etki verilmiştir. siyah şöyle. beyaz siyah çekilecek beyaz, siyah beyaz çekilecek filtre basılacak ya da filtre kullanılmayıp no filter yazılacak <laughs> Instagram'ın olayı bu. Pek anlayamamışız biz demek Instagram'ı. Ee, diğer mecraları kullanmaya gayret ediyoruz. Evet. Konumuza dönelim. Dün 23 Nisan'da önce 23 Nisan'ı kutlayalım. Evet, 23 Nisan. Bir daha neşet, gerçekleşti. neşe doluyor insan. Şey sürüyor değil. mu? Eskiden böyle bütün dünyadan çocuklar. tabi TRT'ye, TRT'de kutlamaları olurdu bütün dünyada. Hatta o çocuklar evlerde falan kalırdı. Hala devam ediyor Var arasında. mı o hala? Ediyor, ediyor. Hmm. E, dün ben gördüm en azından bayağı bir çoluk çocuk gelmiş. Şeyler vardı oldu tabii. Bir bakanlar Kurulu toplandı falan çocuklardan oluşan. Kavga falan dedinsin. Nerede? <laughs> 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 Valla 23 Nisan özel bir şey. Hani böyle hani büyükler koltuklarını çocuklara teslim ediyorlar falan. Dünyada herhalde yoktur. Benzer uygulamalar ne, bildiğim kadarıyla yok. Tabii ne kadar e, anlaşılıyor, ne kadar e, hani müsamereye dönüşüyor ya da ne kadar arkasındaki anlam fark Hı -hı. ediliyor, orasını bilmiyoruz. Yani büyük anlamda müsamere olarak tabi geçiyor bu tür etkinlikler. Tabi, tabii. Siz geçen hafta bir toplantıya katıldınız. Evet, Dell bu senenin başında XPS 13 dizüstü bilgisayarı ya da UltraBook diyelim tanıtmıştı dünyada büyük ses getirmişti. Türkiye'ye de geldi XPS 13. Türkiye tanıtımına gittik. Nasıl ürün? XPS 13 enteresan bir 13 inç bilgisayar çünkü bir kere Ekranın çerçevesi neredeyse yok haline getirilmiş. Bu sayede de 13 inç ekranlı bir bilgisayar. Normalde işte 12 inç ya da 11 küsür inçlik bilgisayarın kasasına Hı -hı. yani ufacık bir kasaya 13 inç ekran konulmuş. Bu ilginç. Bunun yanı sıra e, teknik özellikleri tabii farklı seçenekler var. İyi yani üçlüsü falan da var ama iyi yedilisi de var. Hatta i7'nin yüksek modelleri var. Ee, başka e, ekranda inanılmaz e, yüksek çözünürlüklü ekran seçeneği var. Ee, 3200 e 1800 müydü? Bana bir müsaade edersen Hı -hı. onu yanlış söylemek istemiyorum. Tabii şey de var hani 1920 e 1080 inç 1920x1080 çözünürlükte 13.3 inç ekranlı modeli var. Evet 3200x1800 e 1800 3200 e 1800lük deli ekranlı bir <laughs> modeli de var. Ee, yine 13.3 inçte bu kadar çok piksel hakikaten şaşırtıcı bir görüntü oluşturuyor. SSD ee, SSD'li herhalde tabii. SSD tabii bunun SSD'siz şey yok. Modeli yok. Hı hı. Ee, Intel, 5. nesil Intel'i, Intel işlemcileri yani Broadwell'leri kullanıyor. Ee, şeylisi yok, bu bilgisayarda hani harici ekran kartlı model falan yok. Ama incecik, gerçekten e, müthiş bir ekranı olan, hmm. e, güçlü bir bilgisayar, ilginç bir bilgisayar. İnceleme için gelecek, e, değerlendireceğiz. Ha, şimdiden belirtelim. Tahmin edeceğin gibi pahalı bir bilgisayar. Ucuz bir şey değil. Ee, gövdenin sırf alt kasa değil üst ekran tarafı da alüminyumdan üretilmiş. Hı hı. O sayede birazcık da o ekran tarafı ince olabilmiş o kadar zaten. Ee, dediğim gibi SSD'si, USB 3'ü aksesuarları harici dock gibi harici Bizim telefonlarda kullandığımız o harici şarj pil, e, acil durum pili falan diye kullandığımız şeyden onu bilgisayara uyarlamış Dell. Hmm, Tabi ücretli olarak onu da satıyor. Bilgisayarı harici bir pil taşıyabiliyorsun yanında falan. Fiyat bilgisi verdiler mi? Ee, çok net bir şey söylemediler çünkü tahmin edeceğin gibi konfigürasyona evet, göre değişiyor tabii diyorlar. Ki. Bir fiyat söyleyemiyorlar ama ucuz bir bilgisayar olmayacak tabii ki. Ha merakla bekliyorum ben de kurcalamayı. Çünkü hakikaten güzel. Yani ekranın ha şeyi tartışırım. 3200'e 1800 çözünürlük ama arkasında Intel'in dahili grafik çekirdeği var. Yüksek çözünürlük onu sürmek için aslında şöyle yakışıklı bir Nvidia ya da evet, AMD ki. grafik işlemcisi Ama yani hani temel isterlik. olarak biraz iş bilgisayarı tabii, gibi tabii. düşünüldüğü için bunda oyun düşünmeyeceksin. Tabii. Hele ki o o ekranda o çözünürlükte oyun <laughs> düşünmeyeceksin. Onu zaten normal GTX 780'de 980'de bağlasan 3200'e 1800 çözünürlükte tabii ki çalışır da birazcık of <laughs> der. XPS 13. Bekleyelim. Ee, geldiği zaman üzerinde çalışarak yorumlarımızı yaparız. Ama güzel bir bilgisayar olduğu ortada. Bir sonraki habere geçelim. Geçtiğimiz hafta askersel haberini yapmıştık. Şimdi askersel ee... değil de askerlere telefon kullanma izni. Evet. evet Cep doğru. telefonu. İzni onu firmalar şimdi topa giriyorlar. Hemen hem donanım olarak hem operatörler de. Çünkü o kadar büyük bir pazar ki o asker hı hı. pazarı. Dolayısıyla firmalar da ürün sunmaya başlıyorlar. Türksel askersel paketini çıkarmış. Evet. Ben şey anlamıştım geçen haftaki haberlerde böyle ayrı bir sim kart falan satılacak gibi anlamıştım ama burada sanki bir paket gibi tanımlıyorsun hani gidip ben askersele geçmek istiyorum diyorsun. Askerim diyorsun. Askerim diyorsun. Evet yani. senin kartına tanımlıyorlar. O şekilde kendi kartını kullanmaya devam edebiliyormuşsun gibi anladım ben verdiğimiz bağlantıda. Ben orada şeyi anlamadım. Şimdi bu 7 numara tanımlanmış. Onu diyor ki bizim Turkcell diyor ki bizim hani ofisimiz onu tanımlayacak sizin hı hı. belirttiğiniz 7 numarayı da ya telefona benim gireceğim telefonun rehberine gireceğim numaraların aranmasını engelleyen bir sistem mi olacak? Tabii yani öyle olacak. Yani sen o tanımlanan 7 numaranın dışında ayrı bir numara da girsen arayamayacaksın. Hı. Onu önceden Turkcell'in işte bayisine, ofisine söyleyeceksin. Onlar tanımlayacaklar. 5 tanesi mobil, iki tanesi sabit attı. Yanlış hatırlamıyorsam. Peki şey ne olacak? Telefon? Bunu iPhone 6'yı Değil tabii. De onu yapamıyorsun. Yani, yani, tabii bu hattı tanımlanırsın da askeri o telefonu istemiyor. Tabii tabii. Üzerinde kamerası olmayacak vesaire. Onun da zaten bir sürü reklamları falan çıktı. Biz uygunuz diye. Onlara gün doğdu. Ne uyduğunu şey mi? Hurdalıktan <laughs> mı buluyorlar? Vallahi bilmiyorum. Elde olanları herhalde. <laughs> Nokia Ericsson 388 değere bindi. <laughs> evet hemen bu hmm. olana firmalar evet. kullanmaya başlamış. Ee, bir sonraki habere geçelim. Bir galyum nitrat e Yonga fabrikası kurulacak diye birkaç gün önce şey çıkıyor. yapmıştık değil mi? Arada da ee, bir ortaya çıkar. Bu, bu. seferki haber e, diyorlar ki silikon temelli seri üretim için bir fabrika kuracağız ve bunun yeri Gebze olacak demiş. Hmm. Teknoloji Bakanı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık. Gebze'de zaten TÜBİTAK'ın çeşitli Hı -hı. yerleşkeleri var. T tesisleri var, binaları var. Oraya diyor. Bu OTT adı geçiyordu benim bildiğim daha önce değil ya, mi? TÜBİTAK öncülüğünde aslında biraz savunma sanayi müsteşarlığı falan da var. Biliyorsun, yani Türkiye kendine ait bir şeyler üretmeye başladı. Evet. Ee, e Onlara tabii elektronik ekipmanları falan için herhalde artık yongalar falan biraz böyle kendi seri üretimimizi de yapacağımız. Daha ee, önceki yonga e, üretimi fabrika konusunda radar e, konusu şey olmuştu. Yani e, Hani radarlarda kullanılacağı hı hı. bu üretilen yongaların yine savunma sanayi yani ee, konuşulmuştu. Ya bu tür işlerde biliyorsun hep savunma sanayi ön planda oluyor. Sonra diğer yerlere de yavaş yavaş yayılmış oluyor iş. Evet. Ee, devlet destekli bir fabrika olacak. Evet. Silikon temelli ama bir önceki haberden farklı olarak ikinci bir fabrika yani bu Evet. Şimdi tabii fabrikayı kuruyorsan ne üreteceğini de bilmen lazım. Yani bir müşterisi olması lazım bunun. E, tabii. Savunma sanayi otomatik olarak fabrikanın en paralı e, ve en önemli evet, müşterisi tabii ki fabrikanın e, üretim kapasitesini ne e, talip olabilir gözüküyor bakalım tabii yakın hemen sonuç veren girişimler değil bunlar değil, tabii. Ee, daha zaten kurulması kararı evet, yeri belirlenmiş evet daha çok yolun başında asıl geçen haftanın gündemini belirleyen e, konu Cumhurbaşkanı'nın 4G'yi atlayıp 5G'ye geçelim ifadesi oldu. Evet. Bayağı ortalık karıştı. Şimdi bayağı bir şok oldu tabii ki. Çünkü herkes 4G, yani bir önceki hafta 2016 tarih falan... Tabii tabii 1 Ocak'ta son kullanıcı kullanacak <laughs> evet, demişlerdi. Evet. Ee, sonunda şu telefonun hiçbir zaman o <laughs> üzerinde ekranında gözükmeyen... LTE ifadesi gözükecek mi diye bir heyecan olmuştu. Cumhurbaşkanı o heyecanı hemen ortadan kaldırdı. Tabii şöyle Cumhurbaşkanı sadece görüş belirtti. Bu böyle ihale iptal edilmiş falan değil. değil tabii Zaten Cumhurbaşkanı'nın böyle bir görüş belirtmesiyle o, eğer o ihale falan iptal edilirse o zaman baya bir garip bir e, ortam oluşacak. Ama herkes de iptal edilir gözüyle bakıyor. Ha. Şimdi şöyle bir algı oluşturuluyor. Deniyor ki 4 gyi yaparsak dışarıdan almamız gerekecek hı hı. Tabii burada her şey alınan her şey alınacak her şey alındı aslında onu ayrı konu hı hı. ama 5G olursa biz kendimiz üreteceğiz gibi bir yayınlar yapılarak böyle bir algı oluşturuldu Şimdi teknoloji olayında şey Yalnız orada en temel şey yani oraya gelelim de e, söylerken iki sene sonra 5G'ye geçelim gibi bir laf ediyor 5 g 2 sene sonra Olmayacak gelebilecek bir şey değil. değil. Yani. Değil. 2020'lerden evet. bahsediliyor çünkü. Evet, yani. 5G hazır falan değil. Ee, şimdi teknoloji meraklılarının bir şeyler alırken her yıl her alışverişlerinde yaşadıkları şeydir işte giderler. Bir laptop şimdi mesela şu anda e, Haswell 4. nesil Intel işlemcili laptoplar, ultrabooklar her yerde ama 5. nesil çıktı geliyor yavaş yavaş geliyor. Şimdi alışveriş edecek bir arkadaş tabii ki şey düşünüyor ya dördü alıp geçeyim de ihtiyacım var benim buna. Hı Dördü alıp geçeyim mi yoksa işte imkanları zorlayayım birazcık arkadaşını emanet bilgisayarıyla idare edeyim de beşinci, ne, beşinci aynı bak denk düştü bu da. Beşinci nesil <laughs> Broadwell işlemcimi limi alayım diye düşünüyor. Aynı şekilde işte e, disk alacak arkadaş ya şimdi 4 TB alacağıma bekleyeyim 6 alayım mı diye düşünür. Ekran kartı alacak olan önümüzdeki ay yenileri çıkacakmış diye duydum diye e, şeye çelişkiye düşer. Teknoloji müşterisinin her zaman yaşadığı şeydir. Şimdi tabii ki e, bir ülkenin altyapısını değiştirmek ya da güncellemek bir tane disk almak, ekran kartı almak, laptop almak gibi bir mesele değil bayağı bir dolar evet, konusu. paranın var. dönüşüyor. E orada tabii düşünmek lazım. Ee, bir yandan ya şimdi mesela deminki örneğe döneyim. Yani orada da 4. nesil, 5. nesil olması kafaları karıştıracak ama başka türlü anlatamıyorum. Ee, Intel 5. nesil Broadwell işlemcileri çıkardı. Mas e, laptoplar için yani mobil bilgisayarlar için. Hı hı. Şu anda dördüncü nesil Hasfel alacak olan arkadaşlar haklı olarak bence bir durup biraz daha beklemekte nedir? Hı hı. Hani belki iki ay şu anda tek tek hani damla damla geliyor iki ay sonra falan piyasayı basmış olacak bu 5000'li işlemci numaraları olan Broadwell'ler piyasayı doldurmuş olacak. Hı hı. E tabii ki şu anda bence de Hasfel alacağıma yeni bir Ultrabook alacaksam beklerim. Ee, ama hani ondan sonra da 6. nesil çıkacak. Hani bunun çıkacağını biliyoruz en de sonda. Hani bekleyeyim de 6. nesil gelsin demek birazcık Abi biz asıl hatayı Kendine teren, eziyet olurdu. Benim anladığım kadarıyla 3G'den 4 şey 3G'yi kurarken hata yapılmış benim gördüğüm hmm. kadarıyla. Çünkü Geç. O zamanlar da bu tartışılıyordu. Evet, 2000'li yıllarda dünya kullanmaya başladı. Biz 2009'da 3G'ye başladık. 2010'da 4G kullanılmaya evet. başlanmış. Evet. Şu anda öyle bir durum yok. Evet. O zaman hakikaten 3G'ye atlayıp 4'e geçilebilirmiş evet. belki bir yıl beklemeyle. Bir Ama nesil... işte burada çok büyük paralar döndüğü için firmalar tabii. falan da lobiler yapıp tabii. siyasetçileri işte belli yönlere kanalize edebiliyorlar. Tabii. Tabii. Ee, burada da böyle bir şey olabilir. Arkasında tam olarak ben anlayamadım. Yani hani bayağı yorum okudum. Herkes bir şey söylüyor. Kimisi çok uçuk şeyler. Ne denir? Komplo teorileri. Tabii. Ya fikir aslında tamam. Şimdi eğer 5G kapıda olsa hı hı. ya da şu anda benim işte Intel işlemciler üzerinden anlattığım durum olsa hakikaten atlayıp da yenisini almak akıl karı. Çünkü e, tamam hani yenisini alacaksın. Aynısını zaten o parayı harcayacaksın. Tabii ki yenisini al. Aynı verdiğim laptop örneğinde olduğu gibi 5. Evet. nesil işlemcili al. Fiyatı çok değişmiyor. Ee, fakat 5G'nin 2 sene sonra falan olacağı durumu çok kuşkulu. Şu daha anda 5G... daha standartları belirleme aşamasında. 5G genelde. daha fikir hı hı. şu anda. O yüzden bir de biz 4G için... Tamam 4G olunca hayatımız hayatımız değişecek değil ama 4G için beklenildi. Firmalar yatırımlar yaptı. O paraların büyük kısmı harcandı zaten. Telefonlar herkesin cebinde. Hani şurada şimdi bunu durdurmak bilmiyorum birazcık e, ihale tarihi belli falan. Belki ihale tarihinde gecikme isteniyor olabilir. Onun da nedeni şu bir okuduğum yorumlardan biri. Geçen hafta sanma sanayi müsteşar yardımcısı Hı. bir açıklama yaptı. Bayağı zehir BTK'ya böyle ağır giydiren bir açıklamaydı. Ee, şöyle diyorlar. ULAK diye bir ürün üretiliyormuş. Tamam. Ee, bu Türk yapımı bir baz istasyonu. Arkasında Aselsan falan bir iki firma daha var. Türk yapımı bir baz istasyonu 4 g destekleyen. Hmm. Bunun e, yaz yetisi. aylarında testleri yapılıp Kasım ayında son haline piyasaya sürülecekmiş. Diyorlar ki biraz daha bekleseniz e, en azından Türk yapımı e, altyapıda Türk sermayesinde... şey ürünleri de kullanılabilir. Hı. Böylece dışarıya milyarlarca dolar vermeyiz gibisinden tamam. bir iddia da var. Buna da söylenecek bir şey yok. Yok. Hani bu fikir gayet mantıklı, hı. vicdanlı bir fikir. Ama e, bakalım. Hani bu şey de olmasın. E, şimdi 802.11n e, kablosuz ağ standardına ilk geçildiğinde bir draft n falan muhabbetleri vardı. Hı hı hı. Evet. İşte daha Şartname ortaya çıkmadan firmalar kendileri yani 802 11 böyle olacak diye bir şeyler üretip koymuşlardı. Sonra onların büyük kısmı 802-11R konulduğunda o eski cihazların büyük kısmı uymadı hı hı. o standarda. Alanlar mağdur oldu falan filan. Ona da benzemesin tabi de. Tabi. <laughs> Bu ya işte yeni işin cihaz. tam marka planında neler olduğunu ben hani yakından da takip etmeye çalıştım ama bulamadım açıkçası. Evet evet bir harala gürele şeklinde gidiyor. çeşitli biz alternatif bir iki link de ekledik. Hı hı. Hani farklı teknoloji yazarlarının görüşlerini bildiren. Ee, ya bu birazcık... sektöre <laughs> yakın olan izleyicilerimiz varsa onlar da hani belki yorumlarda bir aydınlatabilirler evet. bizi. Evet. Ya birazcık şey kötü oldu şimdi. Hem de ya şimdi bütün sene sınıfını geç bisiklet alacağız diye gazlarlar seni. <laughs> Sonra sınıfı geçersin. Ya işte tabii orada bir sıkıntı olmuştur, bir şey olmuştur. Araba masraf çıkartmıştır, bilmem ne olmuştur. Anne babanın eli dar almış, dardır. İşte şey diye çamura yatılır. Ya işte seneye alalım daha iyisini alalım. İşte bu seneki bisiklet, bu sene bisiklet mevcut rekoltesi kötü. İşte seneye alalım daha Pinokyo'nun büyüğünü alalım falan diye. Yani şimdi elin bir öründe kalırsın, kalırsın Bir çocuksun tabii sen orada onların elinin sıkışıklığını falan bilmezsin çocuksun ama hani bütün yaz biz bir yandan tamam hani seneye daha güzel alınacak diye de bir gazla gaza gelirsin ama Doğru. bir yandan da ya bütün yaz bisiklete bineceğim diye beklemişsin tam bisikletin geleceği hafta Böyle bir sürpriz çıkmış. Ben biraz kendimi öyle hissettim. <laughs> Ama şu anda bak daha ihale iptal oldu falan haberi <laughs> tabii, gelmedi. Tabii tabii aslında. 26 Mayıs demişlerdi evet, tarihine. Evet. Yani Bakalım. Bu Cumhurbaşkanı'nın görüşü. Hı hı. Aslına bakarsan hani çok da bir şey değil. Çünkü bu çarklar dönüyor, işliyor. Evet. Cumhurbaşkanı'nın işi de bu değil. Hı hı. Hani teknoloji altyapısı kurmak değil, yönlendirmek değil. Kişisel görüşünü belirtmiştir. Yada yani kişisel olmasa bile Cumhurbaşkanlığı makamının görüşünü belirtmiştir. Ama ihale iptal olmadı, ihale İşte bakalım, bakalım göreceğiz onu da. Bakalım. Ha, evet. O aşaması daha önemli. Evet. Yorum yapmak için. Ee, firmalar da tabii yatırım ve kazanç beklentileri, yatırım planları ve kazanç beklentileri vardı. Onlar da alt üst olur. Bakalım. Hani e, ihale Mayıs sonuydu. Tabi 26 Mayıs'ta. Evet, evet. Hala Şimdi değişmedi. onu beklemekteyiz. Bu arada aynı toplantıda Cumhurbaşkanının konuşma yaptığı toplantıda TTNet'in Türk Telekom'un 175. yılıydı biliyorsun onunla ilgili bir toplantı. Nasıl 175. yılmış ya? ya. Işte ya. O telefon ne zaman icat oldu? Osmanlı işte Osmanlı'daki <laughs> ilk telefon hattından alıyorlar herhalde bilmiyorum <laughs> artık. Artık. Ee, orada bir e, TTNet ücretsiz internet kampanyası açıkladı. Nasılmış? Ee, henüz internet bağlatmamış evlere... Hmm. ...iki yıllığına internet vereceklermiş. Valla Hamdi geçmişte bir lokum diye bir e, girişimleri oldu. Ben de onu takip etmiş ve... E, ...şey yapmıştım hani... E, ...abonesi olmuştum. Hı hı. Yakınımın evini daha doğrusu annemin evine bağlatmıştım. Sonra o lokum... Her şeyiyle ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Yasal şeyler de çıktı. Yasal engeller de çıktı. Lokum yalan oldu. Hı hı. Ee, şimdi bunu nasıl yap yapacaklar ya, onu merak ediyorum. Zaten şöyle e, hızı çok yüksek değil. Evet. 4 megabit. Olsun. E, ve 4 GB kotası var. O da olsun. E, ama 2 yıl. Tabii daha önce hiç bağlatmamış olman gerekiyor. Tamam. Benim anladığım kadarıyla okuduklarımdan. E, yani... Sonuçta hani dar kesim, dar gelirli bir kesime hani yapamamış falan için iyi bir şey. Tabi de şey var, bir milyon kişiyle için... mi ne sınırlı galiba öyle bir sınırı da var. Hmm. Başvurular. Valla internetle tanışmak için hmm. e, gayet güzel bir şey. E, zaten bak yorumlara bakarsan bir sürü şey e, nereden kayıt olabiliriz, ne zaman başlıyor falan diye soruyorlar ki ben Tabii. de aynı şeyi e, aynı şeyi sorarım. Ya sonuçta e, böyle aşırı böyle bir şeyler indirmeyeceksen falan interneti kullanacaksan sadece mail falan yazışmak ya, gazete okuma falan için gayet yeterli. Ya çoğu kişi için internet şeyler zaten Facebook'tan ibaret. O yüzden e, bence güzel bir gelişme ama bakalım uygulaması nasıl olacak. E, bu arada az önceki konuyla ilgili komple komplo teorilerinden biri de şeydi. Türk Telekom'un fiber altyapısı 4G'ye yeterli değil. Hı. onun için böyle bir şeyler yapılıyor falan diyorlardı. Hı. onunla ilgili bir açıklama da yaptılar. Hani bizim fiber alt yapımız yeterli diye firma. Tabii tabii, tabii. Hani onu da bir tabii. madde olarak söylemiş Ya oluyor. fiberin özelliği, fiberin şeyi müthiş iletişim. Evet. Ama işte döşenmedi falan diyordu yani gene bir konuşmuştuk. Ee, i̇zin izin yani ver. orada verilmiyor bir şey olabilir. falan ha. bir böyle karmaşa vardı orada da. Ya orada bir sıkıntı olabilir ama Hı. Fiberin fiberin hat kısmında yani öyle bir kapasite sıkıntısı falan genelde olmuyor. Ha, hattın ucuna koyduğun router'ın kapasitesi falan eyvallah hani onlar ayrı tartışma konusudur ama hat genelde ya yani fiber altyapılar genelde çok güçlü ve şu andaki zaten hani dünyada da ağır yükü fiber taşıyor. Hani bu Amerika'da da böyle. Tabii. fiberin tırt olanı <laughs> pek yok benim bildiğim. E, bu arada AV ya da Türk Telekom bünyesine geçiyormuş artık. Zaten öyle hareket ediyorlardı ha, ama tabii. biliyorsun hani e, lafta ayrı firma gibi e, konuşuluyordu ama aslında adamlar Türk Telekom'un yok, zaten onların çocuğuydu. hani çocuğuydu. Hisselerin yüzde 89.9 yani yüzde 90'ı onlardaymış, Türk evet. Telekom'daymış ama yüzde onluk kesim işte bir kısmı halka açık galiba, bir kısmı bankaların falan bazı şirketlerin elinde. Türk Telekom bunları da toplamak istiyor. Evet. Evet. Sanırım belli bir yere de varılmış herhalde ki bunu açıklamışlar. Evet. Gayet güzel. Gene telekomünikasyon sektöründen bir haber. Bu BTK açıkladı. Şimdi taşınan numaralar için bir sinyal geliyor aradığın He. zaman kulağına. Değişik bir sinyal geliyor. Hı -hı. O kalkacakmış. 2016 Hı -hı. yılından itibaren. Ee, ya şimdi o Hamdi sen hiç yani numarasını adam taşımış kendi şebekemde değil diye telefonu kapattığın olmadı herhalde. Olmadı. Yani. Bir de zaten şey oldu abi. E, bu olaylardan sonra her yöne tarifeler çıktı evet. ve çok yaygınlaştılar. Evet. Şu anda artık neredeyse herkes bunları kullanıyor. Evet. Zaten bu BTK Başkanı da Tayfun Hacerar de bunu söylemiş. Her evet. yöne tarifeler çıktı. Biz bunu gereksiz buluyoruz. 2016'ya kadar bu aynen devam edecek. 2016'dan evet. sonra isteyenler bu sinyali alabilecekler evet. sadece. Gene tamam. yani tamamen kapatmıyor. İyi seçimli. Sen diyorsun ki varsayılan olarak kapalı. Evet, Ama sen başvurup da söylersen ben hani başka yerlere aradığımda sinyal almak istiyorum diyorsan sana yine İyi. operatör bunu sağlayacakmış. Yani bu çağda böyle şeylerde seçim hakkı olması Tabii. güzel. Görmek istediğimiz bir durum. Yani lazım, ilk yapıldığında lazım olan bir şeydi. Yavaş yavaş e, gündemden düşünce demek ki böyle bir karar alıp... Evet, her ondan. yöne tarifeler Hı -hı. sağ olsun. Ee, Intel'in Moore kanununda 50. yılıymış. Evet. Intel'in e, kurucularından Gordon Moore'un e, 1965 yılında bir röportajda e, bahsettiği bir görüşü var. Öngörüsü var. Diyor ki her yıl işlemcilerin transistör sayısı ikiye katlanacak. Dolayısıyla her yıl performans katlanacak, maliyet azalacak diye bir öngörüsü var. Hı hı. Bu 50 yıldır hakikaten böyle oldu. Intel'in de büyük çabasıyla... <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Doğru. <laughs> 50 yıldır hakikaten işte Mur yasası bozulmadı. Her yıl işte bozulacağı, son bulduğu, artık işte olmadığı falan söyleniyor ama öyle olmuyor. Tamam hani işlemci üretiminde 20 nanometrenin altına inildi. Artık şeyler devreye girdi. Hani kuantum etkileri evet, değil mi artık evet, yavaştan? Evet, yani atom boyutunda, elektron boyutunda hesap kitap konuşulmaya başladı. Hı hı. Artık iki işlemci üzerindeki iki yapı, diyeyim ben buna, birbirine o kadar yakın ve o kadar küçük ki birbirlerini etkileyebiliyorlar hı hı. falan ya da işte ortamdaki... Kozmik radyasyondan şu anda dünyada oturduğumuz yerde de bu radyasyon var. İşte birler sıfır sıfırlar bir olabilecek. Normalde uzayda bu hep oluyor. O yüzden özel seramikle kaplanmış güçlendirilmiş işlemciler, bellekler kullanılıyor ama bu kadar küçültünce işlemcinin üzerindeki yapıları artık dünyada da bu dikkate alınması gerekiyor falan. Doğru. Ee, şey. Bunlar mühendislere uğraştırmaya başladı ama işte 50. yılında hala aksamış, bozulmuş değil. Özellikle e, grafik işlemcilerinde transistör sayısının artışını daha yakından takip ediyordur tahmin ediyorum meraklıları. Hı hı. Çünkü onlar daha çok konuşuluyor. E, milyarlara geldik. İşte e, <laughs> iki, iki iş. HAT'lı Nvidia TNT'den hı hı. bugün 2048 shader'lı aynı anda 2048 işlem ünitesini çalıştıran işlemcilere geldik. GTX 980'lere geldik. Müthiş bir şey. Böyle de devam edici, devam ederse şeyi düşün hani 2023'ü düşün işte 2025'i düşün. Düşünemeyeceksin tabii. tabii. <laughs> çünkü ne düşünürsen az gelecek. Ne, ne düşünürsen i̇şte. teknolojinin böyle bir cilvesi var. Teknoloji konusunda ne öngörüde bulunursan genelde tutturamıyorsun. Bizim hayal gücümüzden daha ileriye gidiyor çünkü. Hı hı. Bizim hayal gücümüz daha kısır kalıyor yanında. Teknolojinin ilerleyişi yanında. Valla Mur Mur'un Gordon Mur'un hayal gücü ama tutmuş 50 yıldır. Ya o ıı, başarılı Çok bir şey olmuş. bir öngörde bulunmuş, isabetli bir öngörde bulunmuş. Hani çünkü şöyle de bir şey var. Bir yandan da Mur'un öngörüsünün çok üstüne de çıkmıyor. Hı hı. Hani gayet uygun gidiyor gelişim. Ee, i̇şte... işte 5. nesil Intel işlemci Intel tarafında 5. nesile geldik. Hı, hı. özellikle dikkate almak gerekiyor çünkü bu üretim teknolojisinde Intel'in bir liderliği var. Hani performans yarışı, güç tüketimi ayrı. Hı hı. Onlar tamam orada bir rekabet ortamı falan var. Ama bu işin üretim kısmında işte hı hı. bu nanometre diyoruz işte işlemci üzerindeki yapıların ufalması, transistörlerin ufalması konusunda Intel'in bir liderliği ya, olduğu ortada. Intel'in zamanında önde olduğu performans olarak önde olduğu zamanlarda bile üretme konusunda sıkıntıları vardı tabii, her tabii, zaman. Tabii AMD... En iyi zamanında Atlon XP'nin, Atlon 64'ün en iyi olduğu zamanlarda bu sefer de işlemci bulunmuyordu. Hı hı. Yani Öyle bir sıkıntısı var. Intel'in öyle bir sıkıntısı olmuyor. Başka dertleri var onun da. Ama üretim konusunda tabii ki öncüler ve rahatlar. Dolayısıyla dikkate almak gerekiyor firmanın yaptıklarını. Bu arada AMD demişken doğrudan onunla ilgili değil ama CEO'sunun bir hatası ağzından kaçırmış. Windows 10'un çıkış tarihini bir soru <laughs> üzerine cevap Söyle'yi vermiş. Kaçmış? Ya Bu yaz olarak biliyorduk zaten biz ee, ama Temmuz'un sonu diye net bir şekilde bir soru <laughs> üzerine söylemiş. Şimdi tabii bütün firmalar için ne zaman çıkacağı çok önemli hı hı. Windows 10'un şey de yok hani orada Intel, AMD, Microsoft, bunlar birbirlerine sırtı dayalı yaşıyorlar. Hani orada şey deme şansın yok senin Microsoft olarak. Ya bitince çıkacak işte sürpriz. Bekleyin siz de herkes gibi deme şansın yok. Çünkü sen onu çıkartacaksın. Aynı gün Intel'de de bilmem ne işlemcisini duyuracak. SSD'sini duyuracak şey diyecek. işte Windows 10'u tam olarak desteklemektedir falan diyecek. Hı hı. Ee, Nvidia'sı, AMD'si farklı şeyler işte. Yani Windows 10'a optimize diye bir şeyler duyuracaklar. Bu böyle. Bu oyun böyle oynanıyor. <laughs> o bilgi var onlarda. Demek ki öyle bir bazen, kaçırmışlar. Bazen de böyle evet. ağızdan kaçıyor. Gerçi çok büyük bir şey değil. Sonuçta tabii, tabii. yazın olacağını biliyorduk. Evet. Windows 10 geliyor. Temmuz sonu geliyor. Evet. 2015'te evlerimize girmiş olacak ücretsiz güncellemeyle e, herkes sahibi Windows olacak. Windows 7 ve 8 sahipleri. Evet, değil mi? Vista Resmi... var mıydı ya Vista yanlış? Yok, mi? Vista artık. Tar. Vistacılara Windows 7 verildi genelde biliyorsun. Hmm. Laptoplarla falan hmm. birlikte. E, ama hani şey olmadı. Bu Windows 8'de falan yaşadığımız gibi Microsoft'un bir kampanyası olmadı. Doğru. O genelde firmalar, dizüstü firmaları kendileri güncellediler falan. 10 çıktığında 7 ve 8 sahipleri ona geçebilecek. Ee, ama benim merak ettiğim orada şu var. Ya ben Windows 7 lisanslarımı kaybetmek istemiyorum. Tabii ki Windows 10'a terfi etmek isterim. Hı hı. Ama Windows 7'de ihtiyaç duyuyorum. Bazı sistemlerimde kurulu. Ben onların Windows 7 lisansı iptal olsun istemiyorum. Acaba bu güncelleme nasıl olacak? O lisanslar hmm. iptal mi olacak? Onların cevaplarını olmaz da herhalde. alacağız. Bunların cevaplarını çünkü da çünkü güncellemesi şey üzerinden olacaktı. Windows update üzerinden olacaktı. Hmm. Hani yapmazsan o güncellemeyi evet. Windows 7 kullanmaya devam edersin. Ya yani. Windows mesela 8.1'in gıcık bir tarafı var. Tek başına kuramıyorsun hmm. hani update şeklinde aldıysan falan. Umarım bu güzel bir terfi olur da. Evet. Hani böyle çıkarmadım. kurulum murulum lisans şeyleriyle uğraşmayalım, kendisiyle uğraşalım kendisinde oynayalım Windows'un. Birazdan konuşacağız çünkü DirectX 12 gibi bir yolda şey var, hı hı. gelen bir şey var, bir kavram var. O da tabii Windows 10'u bekliyor. Tabii. El ele gelecekler. Windows 10'dan kaçış yok. Şimdi oyuncuysan, oyuncuysan bile. kesinlikle. DirectX satırına yine güncelleyeceksin. Hı hı. Çünkü 12. DirectX 12 hani önemli şeyler getirecek. Evet. Söyle evet. bakalım Gö göremedi henüz test etme şansımız olmadı ama. Sıradaki habere geçelim. Haber değil de aslında daha çok böyle ilginç bir grafik var. Fotoğraf makinesi ve kameralı cep telefonu satış grafiği. Nasılmış ya? 1947'den 2014'e kadar grafiğini hazırlamışlar. Tabi 40'lı yıllarda yok gibi bir şey yani fotoğraf makineleri. Analog makineler tabi daha böyle eski tip makinelerden. Tabii ee, o zamanlar herhalde daha çok ıı, işi olan kullanıyor. Yani öyle hobi gibi. Tabii tabii. Fotoğraf makinesi alıp Ya işte 70'lerde falan böyle artık biraz artmaya başlamış satışlar. 2000'li yıllarda 99'dan sonra dijital makineler, kompakt dijital dediğimiz makineler evet. görünmeye başlıyor. Ee, 2003'ten sonra da burada önemli asıl şey cep telefonu kameraları devreye başlıyor. girmeye başlıyor ve bu kompakt dijital makineler bir süre yükselmeye devam etse de 2011'den sonra artık düşmeye başlıyorlar ve şu anda bayağı azalmış. Yani cep telefonları evet. E, bayağı darbe indirmiş durumda. Zaten kesinlikle. E, yani 20 megapiksellerden ne bileyim işte e, optik şeylerden falan bahsediyoruz. Artık her ne kadar bir böyle Zoom şeyleri falan uzun olmasa da büyük olmasa da gerçek makineler gibi. Yalnız bak burada şey var dSLr satışlarında bir değişiklik yok. Onu zaten alan adam alıyor. Hmm. Yani cep telefonu orayı etkilemiyor. Evet. evet. Şimdilik tabi etkilemiyor. Ya uzun vadede de etkilemeyecek çünkü artık o fiziksel bir şey. Hani cep telefonu evet. küçük olması için tasarlıyorsun, ee, fiziksel bir şeyi oraya büyük şeyi sığdıramayacaksın oraya o aynanın evet. yapısı vesairesi. Telefonların kompakt makinelerin pazarını yiyeceği ve yiyip bitireceği belliydi. Hı hı. öyle de oldu. İşte hızla ilerlediler ve anlamı kalmadı. Çünkü şimdi tamam her telefon aynı şekilde çekmiyor. Ama çok iyi telefonlar var biraz da fotoğraf işine özelleşmiş işte bu zamanında Lumia 1020 vardı, 1020 vardı mesela. Hı hı. O tür telefonlar birazcık üzerindeki objektif falan daha büyük olan, optik görüntü sabitleme falan gibi özellikleri olan telefonlar, hı hı. E, kompakt makinelerin pazarını doğal olarak yok etti. şimdi Bir de şu var tabii, adam telefondan çekiyor anında Instagram'a koyuyor, Twitter'a koyuyor. Facebook'a doğrudan cihaz taşıyor evet. O da çok önemli. Doğrudan bari. yolluyor. Şimdi normalde fotoğraf makinesiyle çekiyorsun. Güzel de bir fotoğraf çektin. Aman bunu Twitter'a atman lazım. Hı hı. İşte Cumhurbaşkanı geldi önümde şu anda çektim. E tamam da o fotoğraf makinesinden işte telefona nasıl atacağım? İşte Önce ya da bilgisayara, bilgisayara gideceğim. Bilgisayar falan. bulacağım. Kartı sökeceğim. Yok USB'den bağlayacağım falan olmuyor işte telefondan çekiyor atıyor adam. Hı hı. Görüntü kalitesi çok iyi olmasa bile şeyden hani Cumhurbaşkanı geldi yanımda duruyor fotoğrafını hemen atmanın hı hı. E, ne diyeyim getirisi kullanım kolaylığı daha fazla tabii yani bu daha fazla. Zaten bunlar bir dengede giden beraber böyle dengede giden etkenler. Evet. Ee, görüntü kalitesi de çok önemli bir şey ama kullanım kolaylığı da çok önemli bir şey. Bir yerden sonra bir tanesi diğerini aşıyor. Tabii. Tabii. Kalitesi de iyiyse öyle zaten yapacak bir şey kalmıyor. Tabii. Ya iyi kötü zaten de şöyle bir şey var. Şimdi senin için benim için iyi değil dediğin şey başka bir adam için iyi olabiliyor. Evet, ya da şöyle söyleyeyim daha iyisini görmeyen için. Ya şimdi mesela şöyle bir örnek vereyim. Biz teknoseyirde bazen bizim kullandığımız kameralar değişiyor. Bazen full frame makineler geliyor. Hı hı. Ve o videolar yayınlandığında genelde yorumlarda şey yorumu geliyor. Ya bu videoda bir değişiklik var. Ha, i̇yi anlamda ama. Evet. Bu görüntüde bir değişiklik var diye bir yorum geliyor ama onu görmeyene kadar daha öncekini iyi zannediyorsun. Tabii. Ama 5D Mark 3 gelip de onunla çekince vay be bu daha iyiymiş. Bunun daha iyisi varmış diyorsun. Birazcık öyle. Ee, Sonuçta kompak makinelere <laughs> geçmiş olsun. Geçmiş olsun yapacak ha. bir ama şey de yok. Ama hani ben e, bir yandan da şeye inanıyorum. Yine sonuçta bu işin bir optik tarafı var. Hı hı. E, kompak makinelerin sahip olduğu biraz düzgün makinelerin sahip olduğu optik falan telefondan daha iyi tabii ki. Mer tabii, tabii. Algılayıcı da daha büyük, mercek de daha büyük. Ha Ama işte çoğu kişi şey çıktı... E, VCD Türkiye'de bir sürü kişi VCD'yi kabul etti, seyretti evlerine VCD player aldılar. Hı hı. Ya VCD çamur gibi ya. Değil mi? Ama, <laughs> Ama DVD çıkana yani kadar. DVD DVD çıkana kadar insanlar yani vardı da alınır hale gelene kadar hı hı. yayılana kadar VCD'ye Allah dedi insanlar bayıldı. Ee, halbuki çamur gibiydi. Evet. Ee, Neyse kameralardan devam edelim. Enerjisini güneşten sağlayan kendi kendine hani herhangi bir enerji kaynağı olmayan bir kamera tasarımı üretilmiş. Ha şey yani kendi o... içine aldığı görüntünün ışığından aynı zamanda elektrik Aynen elektrik de üretip tamam herhangi bir enerji kaynağı gerektirmiyor. Hmm. Fotoğrafı çekerken oradan bir de enerji alıyor. Aynen öyle. Güzel Tabii ama çok muhteşem bir şey. 30'a 40 piksel yani Commodore 64 <gülüyor> kamerası <gülüyor> olabilecek. Gameboy ya bu kamerası. Ya tabii konsept henüz. Bu evet. biz bunu yaptık tabii, bak oluyor tabii. şeklinde. Tabii. Zaten çekilen resimler de çok evet. flu ama anlaşılıyor yani orada bir insan yüzü olduğu adamın bir şeyleri Önemli yaptığı. bir şey tabii ki bu. Önemli bir şey. Ya düşünsene güvenlik kamerasını koyuyorsun bir yere ve pili yok. Pili yok, hiçbir şey yok, kablo çekmiyorsun Müthiş belki bir hani şey. Aktarımını da kablosuz yaptın mıydı? Bitti evet. işte. Müthiş bir şey. Tabii ki gelişmesi lazım tabii. Evet, güzel bir araştırma buradaki habere geçelim. Van Plus davetiye sistemini kaldırmış. Evet Van Plus vanı almaya çalışanlar genelde paralarıyla rezil oluyorlardı çünkü paran olsa bile üretimi yetişmiyordu. Hı hı. Bir davetiye falan Geliyordu. Bazı zamanlar birkaç kere kısa dönemde evet. kaldırdıkları oldu ama şimdi artık tamamen evet. kaldırdık. İşte diyor. ellerindeki mala göre, mal miktarına göre, telefon miktarına göre bazen işte açıyorlardı, Hı -hı. kapıyorlardı ama artık demek ki o büyük ilgi gördüğü dönem geçti. Tatmin oldu e, talep. Şimdi almak istiyorsan hmm. alabileceksin. Bir de herhalde yeni ürünleri artık çıkacak yavaştan. E tabii Eldekileri plus, eritmek istiyorlar. Evet, OnePlus 2 muydu? Vallahi artık ismi ne olduğunu bilmiyorum. OnePlus 2 eşittir 3 <laughs> yazsın. O pek şeyde olmaz. <laughs> İyi bir isim değil ama. Ee, şey Demek ki o çılgın talep geçti. Çok güzel bir telefon OnePlus One. Fiyatına göre çok güzel bir, bir telefon. İncelemesini de yapmıştık. Değil. İşte yurt dışından getirme cambazlıklarını falan filan atlatabilen arkadaşlar telefonlarından memnunlar. Hı hı. Ee, bakalım devam edecek mi? Evet. Yine bir cep telefonu haberi. Sony Xperia Z4'ü Japonya'da tanıtmış. Evet. Biz genelde e, sonbahardaki Eylül ayındaki IFA fuarını beklerdik. Hep Sony orada bir Xperia tanıtırdı. Hı hı. Bu sefer bir e, acele edip Japonya'da Xperia Z4 tanıtmışlar. Ama... E, henüz hani uluslararası satış tarihi falan belirtilmiş değil. Dolayısıyla... yine... bizimle tanışması Eylül ayındaki IFA Fuarı olabilir. O arada da belki ürün de biraz değişebilir. Şimdi bu Snapdragon 810'lu. E, biliyorsun ısınma... Hı hı. E, şeyi altında, şüphesi altında olan... E, Qualcomm'un... Ee, sabıkalı işlemcisi, hani Doğru. Sabıkalı dedim, şöhreti çıkmış durumda. Kendinden önce yayıldı. Evet, evet. Ee, Sony değiştirmiyor pek Z, Xperia Z serisini. Bu da yine aynı hani görüntüde, hı hı. aynı telefon ama içi değişiyor tabii ki. Ee, bakalım, hani herhalde Eylül ayında görürüz bizim elimize fiziksel olarak geçmesi. Hı hı. Bizim tanışmamız Eylül'ü bulur. Sen dediğin gibi belki o zamana biraz da daha da Evet belki revizyonlar cilalanmış, yapılmış, olur. evet daha da e, rötuşlanmış yani hali. Sony de zor durumda diyorlar. Evet. Ama bir yandan da çıkıyor ürünlerde yavaş yavaş. Ben yani, de onu anlamıyorum. Bilmiyorum ki hani bir yandan biliyorsun geçen aylarda neden de artık Sony PlayStation yapacak. Hı hı. elektronik cihaz üretmeyecek. Hele ki telefon hani telefondan tam zarar etti telefona hiç bulaşmayacak <laughs> denildi ama işte yeni ürün çıkıyor. Tabii şey olamaz Sony gibi bir firmaysan tamam dükkanı kapatıyoruz üretim durdu diye bir şey yok. Hı hı. Ee, en azından satacaksan bile aktif olmak zorunda sen tabii, sonuçta. Tabii, tabii desteğini vermen lazım hı hı. milyonlarca ürün satmışsın. Ama hani ben mesela şu zor şu zorluğu yaşıyorum. Benim önümde 2013 model bir Xperia şey Vayo <laughs> Ultrabook var. Şimdi bu bilgisayar çıktığında Windows 8'e göre uygulamaları falan düzenlenmiş. Daha sonra da bu bilgisayar çıktıktan bir ay sonra falan Sony Vayo işini bıraktı. Dolayısıyla şu anda bu bilgisayarın içindeki yazılımların Windows 8.1 uyumlu uyumlu çıkması gerekiyor. Çünkü bazı sorunlar var ama uyumluları çıkmıyor. Windows 10'da ne olacağı hiç belli değil. Bu gayet güncel 2013 model 2013'ün son aylarında çıkmış hı hı. bir ultrabook. Şu anda yazılım desteği nedeniyle sakatlanmış durumda. İşte bunlar hoş olmuyor. Tabii. Yeni bir bilgisayar almışsın driver'ı çıkmadığı için bilmem nesi çalışmıyor. Falan filan bu firma kapanışları, açılışları, devirleri bunları yaşatıyor bize. Yine Japonya'dan bir haberle devam edelim. Samsung'da Galaxy S6'ları sadece Galaxy ismiyle satacakmış Japonya'da. Samsung hmm. markasını kaldırıyor telefondan. Geçmişte bir araştırma yapmışlardı Amerika'da zannedersem. Galaxy markasının Samsung'dan daha çok bilindiği hmm. ortaya çıkmıştı. Acaba onu mu ona mı oynuyorlar? Onun da ilgili olabilir. Bir de şey diyor benim bu okuduğum yazda. Ee... Japonya ile Güney Kore arasında böyle siyasi sürtüşmeler varmış. Bu evet. Japonya'nın yeni, yeni başbakanı gelince biraz ılımanlaşmış iklim öyle diyelim. Evet. Ee, Samsung bundan çok negatif etkileniyormuş tabi. Yani hmm. bütün dünyada %25-26 olan pazar payı Japonya'da %5'lerde sürünüyor. Evet. Almıyorlarmış yani adamlar Samsung ürününü. Belki Samsung hani akıllarda öyle kaldı diye Galaxy adı altında hmm. satarız gibisinden bir şey mi evet. düşünüyorlar artık? Evet. Ya şimdi tabii uzak doğuda biliyorsun hani insanlar çekik gözlü aslında akrabalar bir şekilde birbirlerine ama hani eee Çinliye Japon dersen, Japon'a Koreli falan dersen bayağı bir azar işitirsin. Kavga çıkar diye. Ee, aslında e, belki çok hani tarihin geçmişinden akraba olsalar da birbirlerinden çok haz etmezler. Birbirleriyle tarihe dayanan bayağı bir davaları vardır. Özellikle de Japonlardan pek az etmezler. Çünkü Japonlar zamanında Çin'e de Kore'ye de eşgal ve eziyet etmiş hı hı. durumdadır. Emperyal zamanında Japonya'nın. Dolayısıyla hani orada hepsi kardeş, hepsi şey bir <laughs> dost değil. Birbirleriyle bazı davaları var. Bazı manevralar dönüyor, yaşanıyor da olabilir. Microsoft'un Cortana'sını hackleyip Android'e Porta'na yapmışlar. <laughs> e o da rezillik. E tabii o demek ki bir ayrı bir modül şeklinde olunca uyarlamışlar. Ya tabii şöyle bir şey var. Sonuçta bu Microsoft'un sunucularına Sunucu bağlanıp şey yapıyor ya. Şey, arada ya bir proxy gibi bir şey koyup Hı. onu emüle ediyorlar aslında. Tabii. E ve hani benim okuduğum ayrıntılarında diyor da şu anda sadece İtalyanca dilinde çalışıyor mesela. Hı. Ama zaten amaç hani bunu böyle kullanmak değil bak böyle yapılabiliyor diye göstermek, göstermek. bir sunum göstermek. amaçlı. Evet. Ama isim güzel Portana'yı evet. çok beğendim ben. Port etmiş <laughs> yani zaten buna port etmek, taşımak, uyarlamak evet. deniyor. Tam olarak Portana olmuş. <laughs> ee, demek ki Cortana'nın Microsoft'la nasıl konuştuğunu arka tarafta analiz edip. Evet bir şekilde çözmüşler. Aynı şekilde kendisi de araya girip büyük olasılıkla kendini bir Windows Phone cihazı gibi gösterip hı hı. E, ya da Windows cihazı o gibi gösterip sunuculara istek yollayıp yanıt alıyor. <laughs> güzel olmuş, güzel olmuş. Nokia da 2016'da cep telefonu pazarına geri dönebilir diyorlar. Ha, yani o da bilmiyorum ya hep böyle bir şeyler çıkıyor da. Valla anlaşma ee, şöyleymiş 31 Aralık 2015'e kadar cep telefonu pazarına giremezmiş. Ee, yani böyle bir legal olarak, yasal olarak hakkı var. Tamam. Ee, ve yapabilir de diyorlar, bilmiyorum. En azından tek bir hani böyle iyi bir markayla, şeyle modelle, One Plus One gibi <laughs> bir şey öyle ses getirecek bir şeyle. Ya bir tablet çıkardı biliyorsun geçen Evet aylarda pek ilgi çekmedi. Şimdi i̇yiydi de ama. Şimdi şu da var. Hamdi hani dağıtım ağı falan dağıldı. Tabii. Hani ne oldu? Hala zaten şeyler var. Hani Lumialar Microsoft'a geçti ama bunları kim satacak? Kim ithal ediyordu? <laughs> Böyle bir... bir bu şey. yazıda şeyden bahsetmiş. O dediğinden bahsetmiş. Nokia'nın hani şey diyorlar. Aynı hatayı tekrar yapıp her yere ağ kurmak yerine hmm. bu ürünü tasarlayıp Kendi birine şey yapabilirler. Hmm. Atıyorum Lenovo'ya satılabilir diyor. Evet. Böyle bir şey işine girilebilir diyor. Evet. Ama bu sefer de tabii senin kontrolün azalmış oluyor ürün üzerinde. Sen tasarlıyorsun, güzel tabii, bir şey üretiyorsun. Tabii. Ee, tabii. Ama tabii onun satış yapacak kanalları vesairesi başka bir marka da oluyor. Şimdi tabii şu da var. E... Ama çok güçlü bir marka ya. Nokia. Ama, sonuçta herkesin aklında. Ama ufaktan da artık işte, işte ürünü yok şu anda piyasada. E, gidiyor hani yavaş tabii. yavaş. E, gidiyor. E, unutulur. Tabii yani, olacak ya yani birkaç yıl daha geçse Evet. Evet, evet. Tozlu rafların konusu olur. Çünkü şey her zaman Komodor markasını 40 kere diriltmeye çalıştılar, Hı -hı. hiçbir şey olmadı. Fazla eskiyince o artık nostalji firması, anıların firması oluyor. Herkes ha biz de zamanında kullanırdık falan diyor da gidip almıyor. Değil mi gerçek hayatta evet. işler öyle yürüyor. Evet. Bu arada yine Nokia'dan bir haber here haritalarını birilerine satmayı düşünüyorlarmış. Evet. Ve yani Apple falan gibi büyük müşteri Hı -hı. arıyorlar. Ki yani Apple'a da uyar çünkü haritalar konusunda yüzü bir türlü gülmedi. E, Apple'ın da bir harita konusunda şeyi var zaten. Nokia'nın here haritaları da güzel diyor. Herkes Çok iyi. tarafından tabii, beğeniliyor. Tabii. Çok iyi çalışıyor. Ee, Nokia'nın hani e, Facebook'la işte Sirius radyo firması dijital uydu radyosu Amerika'da Hı hı. Onunla falan da konuştuğu belirtiliyor ama daha hani Apple falan gibi daha da büyük müşterilerle asıl flört edildiği hı hı. E, ya da işte e, bir e, yoklandığı belirtiliyor. Bakalım e, Başkaları da var mı? bak Amazon, Alibaba yani oralarda evet, da evet, görüşmeler devam evet. ediyor. Yani Beklenilen düzgün şey... çalışan bir şey. E, bir servis. E, Nokia'nın haritaları başarılıydı. Ben hatta hani şeydim telefonlarımı Nokia kullanmamın nedenlerinden önemli birisi haritalar. Ben haritaları kullanıyorum. Bir yer gideceğim zaman adres aramakta her zaman yani hemen hemen iki günde bir Here haritalar, Drive, Hı. Navigasyon benim işime yarıyor. Ee, bu arada Android'e falan da gelmişti değil mi? Geçen hafta onların haberini evet, evet. yapmıştık. Şeyden ayrıldı artık. İnternetten, şeyden, evet. webden kullanabilirsin. Doğru. Hani illaki Nokia sahibi olman gerekmiyor. Hı hı. Ee, güzel bir şey. Bu anlaşmadan Nokia yaklaşık 3.2 milyar dolar kazanmayı hedefliyormuş. Evet. Ee, ama aslında 2008 yılında bu haritalar için 8.1 milyar dolar ödeyip satın aldığı söyleniyor. <laughs> yani aslında çok karlı bir iş olmayacak. Evet. Ee, arada artık kullanıp da bir şekilde üyelikten müyelikten bir şeylerden para kazandıysa bilemiyorum evet. o kadar kazandı mı. Ee, bu arada Norveç'ten bir haber FM radyo yayınlarını kaldıran ilk ülke olacakmış. Evet. Biz bu geçen haftalarda konuşurken bir şeyden bahsetmiştik. Demiştik ki ya yeni şeylere geçip eskileri kaldırmak gerekiyor. Hı hı. Çünkü frekans aralığı yetmiyor. Evet, sonsuz değil bütün havayı dalgalarla dolduruyorsun ama bir yere kadar. Hı hı. Ee, i̇şte Norveç e, zaten araştırma yapmışlar. Görmüşler ki %56'sı kullanıcıların radyo dinleyicilerinin %56'sı dijital radyo kullanıyor. Hı hı. E demişler dolayısıyla kapatırız. Geçmişte Amerika'da da biliyorsun öyle bir dönüşüm oldu. Dijital televizyona geçiş oldu. Doğru. İşte, e, bu yaşanıyor. Ee, bakalım bize ne zaman yansır? Tabii bu şu anlama geliyor. Zaten hani FM, FM'den bahsediyoruz o es, ev, eski evde duran konsol radyolardan söz etmiyoruz. Hı hı. Ee, ama hani senin arabandaki, evinde kullandığın küçük el elinde taşıdığın falan radyo çalışmıyor. Hı hı. Ee, dijital'e geçilince o artık çalışmıyor. Ee, ama böyle bir şey var hani bir yandan da teknolojinin ilerlemesi için bunu kabul etmek lazım. Gerçi o işte o babadan kalma konsollar hala çalışıyor çünkü onlar orta dalga, kısa dalga falan... normalde dinlemediğimiz yayınlar var. Onlar hala... yayın alıyor. Ben hep şeye çok takılırdım o radyolarda. Üzerinde böyle işte bu da peşte falan yazardı ya şeye. <laughs> hani... nasıl oluyor ya? Yani bunu çevirince orada... İtalya Roma diyor. Roma'yı mı dinleyeceğiz falan? Yani çünkü dinlediğimiz yine orada da yine şey çıkıyor. Ahmet Özen çıkıyordu. Roma çıkmıyordu. Bir dönem çıkıyor muymuş acaba? Çok merak ederdim. Lambalı radyolarda. Bu dönüşümü de 2017 yılında yapacakmış Norveç bu evet. arada. E zaten şu anda 56 diyorsun. Hı hı. O zamana herkes radyosunu yenilemiş olacak. Evet. Ee, sorun olmayacak yani. Hissedilmeyecek. Bu arada akıllı saatlerde kullanılan Android Wear yazılımı önemli bir güncelleme aldı bu hafta. Hmm. Ee, Apple Watch satışa çıktı biliyorsun artık hani gönderilmeye başlanacak evet. önümüzdeki günlerde. Ona karşılık bir hamle olduğu söyleniyor. Ee, ne gibi özellikler var? Hani Bluetooth'la bağlanmak zorundaydı. Şimdi Wi-Fi üzerinden de bağlanabiliyor. Böylece 10 metre içinde olma gibi bir zorunluluğun olmuyor. Kablosuz, evet. Aynı kablosuz daha üzerinde olduğun sürece. Apple Watch'ta olan hani şey vardı ya şöyle üzerine resim çizip gönderiyordun karşı tarafa evet. hızlıca. Buraya da aynı özelliği getirmişler. yani onun onun gibi ufak tefek şeyler aslında çok büyük yenilikler değil. ama Google'da da sonuçta bu işin Android birim peşini bırakmıyor. Tabii. İlk kullanacak ürün de bu güncellemeyi LG'nin LG Watch Urban diye bir model olacakmış. Hmm. Bu bugün satışa çıkıyormuş o da bu arada. LG G4'ü de hazır etti. Hı hı. Zannedersem, ha, yanlış hatırlamıyorsam haftaya dünya tanıtımı. Evet. Yani G4 hazır. Şu anda bir yerlerde kutu kutu <laughs> depoda beklediği kesin. Google'dan devam edelim. Bu hafta 'Fay' diye bir şey duyurdu. Nexus 6'lara özel bir operatör evet, hizmeti. Evet, evet. Daha önce aslında Google girecek falan filan diye söylentileri vardı. Evet. Bu hafta duyurdular. Ee, Nexus 6 için sadece olduğunu tekrar belirtelim. Hı hı. Amerika'da şebeke e, kablosuz e, o da şebeke yani Türksel hı hı. gibi Avaya gibi bir firma bir servis. Gene firma oradaki firmalar gidiyor. üzerinden çalışıyor galiba onların evet, toplu evet, alım evet. yapıp e, ama 2-3 firmayı ortaklaşa kullanıyor diyorlar. Geçiş yapıyor. Hangisi ne hı hı. anlaşmalıysa geçiş yapıyor. Ee... Fiyatlarının cazip olduğu söyleniyor. Evet, evet. Onun dışında zaten bilmiyorum. Hani daha yeni başladı. Önümüzdeki belki haftalarda ilginç bir şey çıkarsa, kullanım deneyimleri falan. Evet. Ee, bu arada yine Google'dan bir haber. Ee, en son çıkan Chrome güncellemesiyle artık web siteleri de ...cep telefonlarına bildirim gönderebilecek. Masa üstlerine ve cep telefonlarına. Hmm. E, Ama bu şey vardır ya hani... E, ...ana sayfaya ekle. İşte yeni şey İkont geldi. İkon çıkarır bir evet. tane. E, eskiden bildirimler gönderebilmek için sadece... ...şey yapman gerekiyordu. Uygulama olması gerekiyordu. Doğru. E, şimdi izin verirsen... ...bu web siteleri de sana... ...uygulama gibi bildirim gönderebiliyor. Ben bir ikisi de desteklemeye başlamış denedim fena değil ne oluyor yeni haber eklendi falan tabi ya. yani cep telefonunda aynen bildirim geliyor yeter abi şey değil ya o kadar fazla gün gün bildirim geliyor ki yani ama bak orada bu da... şeye e, hayat verecek diyorlar e, bu web, e. web işine çünkü uygulamalara çok kaymıştı her şey e, uygulama geliştirmesi de zor çünkü farklı farklı yerlere işte iOS platformuna tabii. ayrı, Windows'a ayrı, Android'e ayrı bunu e, sürdürecek güncel tutmaya güncel Ama ve böyle değil. Hepsinde ortak bir platform aslında. Evet. E, Tabi ama bu sadece Google Chrome üzerinden oluyor. Tabi. Bunun bir yani. ortak bir standart hani olmadığı için. Ama hani söylentilere göre e, Firefox falan, Safari de bu tür şeyleri desteklemeye başlayacakmış. Gelecek biraz da buraya gidiyor. Evet. Hemen bize şey soracaklardır. TeknoSeyir de bunu destekleyecek mi? Destekleyecek mi? mi? <laughs> ben mi? biraz Destekler. araştırdım. Eee SSL desteğinin olması gerekiyor sitede. Hmm. O bir güvenlik önlemi olarak alınmış. Bizde henüz şu an yok. O da olacak zamanla. biraz şeylerinin artması lazım. Hani kullanım evet. örneklerinin nasıl yapılıyor falan. Evet. Görüp bakmamız lazım evet. ama benim aklımda olan şeylerden biri, özelliklerden biri. Peki. Gene Google'dan bir haber bu e, mobil uyumluluğunu sağlayan sitelere öncelik verecek bu, öncelik bu araba sonuçlarında verileceği duyuruldu ve bu ve başladı bir, galiba bugün e, itibariyle Evet bayağı bir bu tartışma yarattı bayağı bir hani ilgi çekti hı hı. Hani günlük gazetelere kadar falan bu indi bu haber genelde teknik bir şey Çünkü bu kadar Çünkü çok fazla kişi etkileyecek o yüzden şimdi ben bir web sitesi yapıyorum. Ben şey istemiyorum. Hani kafam 1995'te. Ben mobil uyumluluk falan bir şey bilmeden yapıyorum. Hı -hı. Ne olacak? Ben şimdi şey mi? Mobil cihazlara özel tasarım, hani grafikleri küçük ya da grafiksiz tema falan sunmadığım Hı -hı. için arama sonuçlarında altta mı çıkacağım? Evet aynen öyle olacak ama Aa. sadece cep telefonundaki arama sonuçlarından. Yani mobilde. Masa üstünde bir şey değişmiyor. tablet bile demiyorum. Cep telefonundan Aa. sadece. O zaman Onu özellikle söylemişler. O kadar büyütmeye gerek var mı bilmiyorum. Bence ha, var çünkü birazdan konuşacağız gerçi. Mobil bayağı yaygınlaştı evet. artık. Eskisi gibi evet. değil. Yalnız burada bak önemli bir nokta şu. Google eskiden arama sonuçlarında hepsinde şey yapıyordu. Ee, i̇çerik neyse en önemlisi buydu. Evet. Şimdi kullanım e, ne denir? Kolaylığını da biraz öne, ön plana çıkarıyor evet. diyorlar. İlk defa böyle bir farklılaşma evet. oluyor. Ama bunu e, tabii ki insanlar tek tek girip bakmayacak. Bunu robot tabii, tabii. değerlendirecek. Umarım hani... Zaten şu anda Google'ın hani senin siten mobilde ne kadar iyi görünüyor gibisinden bir e, aracı da var. Oradan bakabiliyorsun bir puan veriyor sana. Evet. Hatta öneriler de veriyor. Şunları şöyle yap bunları böyle yap diye. E, sitesi olan izleyicilerimiz o aracı bulup da denesinler kendi sitelerinde. Mobil evet. temalar biraz şey ön plana çıkmaya başladı. Günden güne artacak mı? Hayır tersine dönmeyecek. Evet. Daha da ilerleyecek. Şimdi Wordpresste falan zannedersem mobil e, istemciyi tanıyıp Tabii. ona göre sayfaları formatlayan eklentiler var. Hı hı. Ya da bilmiyorum WordPress'in kendisi mi yapıyor Teması, bilmiyorum. Teması, temalar var. Ona uyumlu tema varsa. Temalar var. Eee ya yani WordPress bazlı çalışan arkadaşlar için çok zor değil. Veya sen Geçiş. siteni yaparken bizim tekno Seyir'de olduğu gibi responsive yapıyorsan mesela ekranın boyutuna göre kendini evet. ayarlayabiliyorsa bunlarda problem yok. Yani yapılması çok zor değil. O yüzden de Google biraz şey yapıyor zaten. Yapın. Bastırıyor hani yapın i̇şte. bu işin peşine düşünülüyor. Evet. Sıradaki habere geçelim. 23 Nisan'da Ubuntu 15.04 sürümünü yayınladı. Yayınlandı. Bu şey mi LTS tabir edilen uzun Yok, bu, ömürlü bu sürüm değil değil, değil mi? O, o 14 10 diye yanılmıyorsam. Tamam. Şimdi ana sürümleri Ekim ayında e, yayınlanıyor Ubuntu'nun 15 10 14 10 13 10 diye tamam. gidiyor. Bir de böyle gene büyük ama ara sürüm denilen Nisan ayında yayınlanan evet. 15 4 işte 14 4 gibi sürümleri var. Bu o senin dediğin gibi LTS'lerden değil. Tamam e, Ama hani son kullanıcılar zaten alıp en son sürümü kullanabilirler. Ya Böyle acayip ahım şu an büyük bir yenilikler yok tabii gene. Hani arayüzle ilgili ufak tefek değişiklikler var. Tamam. Ubuntu'da beni çok rahatsız eden bir şey vardı. Şu yukarıdaki hani dosya düzenli falan menüleri vardır ya pencerelerde. Evet. O gidip en tepedeki çubuğa yerleşiyordu. Tamam. Sen her seferinde en üstte gitmek zorunda kalıyorsun. Ondan geri dönmüşler. Hmm. Gene pencerenin üstünde. Yani hangi pencereyle işle uğraşıyorsan orada o duruyor o dosya menüsü falan. Ben Ubuntu'nun bu ee, çıkış tarihlerinin belirli olmasını ve genelde de buna uymasını seviyorum. Evet. Ee, güzel bir dışarıdan hani teknik tarafına girmiyorum bilmiyorum ama dışarıdan baktığımda güzel bir e, imaj veriyor. Belli ya, tarihlerde. Güvenilirlik uyandırıyor evet. karşı tarafta değil mi? Yayınlanıyor olması. Çünkü açık kaynak, özgür yazılım projeler tabii ki genelde gönüllülükle geliştirilen projeler ve onlarda da Haklı olarak çıkış tarihleri falan pek tutmaz, tutamaz. Adam bunu boş zamanda yapmaktadır. Yok yeni çocuğu doğmuştur, evini taşımıştır, bilmem ne, çalışamamıştır yeteri kadar üzerinde, tutmaz tarihini. Normal. Ama Ubuntu iyi gidiyor. Ubuntu iyi, hem de çok büyük öyle bir iki geliştiricinin geliştirdiği bir şey değil. Evet. O yüzden tarihler falan tutuyor. Yeni sürümü eski sürümü kullananlar normal güncelleme ile sistem güncellemesi yaparak geçebilirler. Evet. Umarım bir sorunla karşılaşmazlar. Bazen olmadık abuk sabuk şeyler olabiliyor. Ben sıfırdan kuracağım. Ama hani öyle acayip büyükte de bir değişim beklemesinler. Uygulamalar falan güncelleniyor. Evet, sıfırdan kuracağım. O yüzden rahatım. Hı hı. Ee, bakalım ne verim alacağım. Ne ee, vi Vivid Vervet. Evet. Kod adı. Adı. Evet. Bakalım. Ne Linux'tan devam edelim? Pardus projesinde bir darbe daha diye bir haber yayınlandı. Evet, Pardus zaten şeydi, bitkisel hayattaydı. Zaten bitmişti de birileri evet. devam ediyordu gibi bir şeyler hatırlıyorum ben. Hani Şimdi hatta gönüllü tarafı var. O ayrı, o PC olmuş hatta galiba ismi. PC Linux evet. diye geçiyor. Pardus'u da eski kodlarından arındırıp gene böyle Debian temelli bir şeye getirdiler. Evet. O oradan devam ediyor diyorlardı. İşte orada onu e, da mı bitirmişler? göre bu 20 Nisan tarihli habere göre e, şey geri kalanlar da e, hani geliştiricilerin e, geri kalanlarına da yol verilmiş ve e, çeşitli suçlamalarla yol verilmiş ve e, kalan üyeler çıkartılarak e, geliştiricisi olmayınca zaten Hı. o da artık bir ...hayal haline geliyor. <laughs> pardus tam anlamıyla bile tarihe... ...gömüldü mü diyeceğiz o zaman? İşte şeyde... ...gönüllülerin yaşattığı tarafı... Hı hı. ...yaşıyor. Ama devlet... ...Pardus... ...şeyini bıraktı. Pardus... ...tam bir şey ummayı bıraktı hı hı. ya da işte... ...desteklemeyi falan bıraktı. Yazık oldu diyelim. Ya tabii çok önemli bir aslında... Nedir? Kendi yazılımını geliştirmen, hem güvenlik açısından, hem ücretsiz olması açısından çok önemli bir şey aslında. Şey de oldu. Yol almışlardı. Tabii yani pardus hani bir hayal değildi ve hayal satmıyordu. Ya şöyle söyleyeyim, dağıtımlar arasında bu dağıtımları falan değerlendiren yabancı sitelerde pardusa iyi notlar verildiğini ben hatırlıyorum. Evet, evet. Ama e, olmadı. Gerçekten üzücü bir durum. Devam edelim. Facebook'tan birkaç haber var. Ee, yeni bir Android uygulaması, numara çevirici uygulaması tanıttı. Hello diye Facebook. Biliyorsun değişik değişik şeyler yapıyordu bu normal sosyal ağlığın dışında. Evet. Yeni alanlara da açılmaya çalışıyor. Yani Facebook kendisini o Facebook.com web sitesinden dışarı atmaya çalışıyor. Hı hı. Çeşitli işte Ve alımlarla. özellikle de mobil alana doğru atmaya evet. çalışıyor. Satın almalarla yok işte Messenger'ı ayrı bir platform haline getirerek falan. Hı hı. Facebook'u açmaya çalışıyor şimdi Android için dialer. Gene dediğimiz. Home diye bir uygulama yapmıştı. Pek o pek tutmadı. O bir başarısızlık oldu o. Bütün telefonu kilit ekranını falan Facebook'a hmm. adayan bir şey. O şimdi artık hatırl işte sen hatırladın. Hatırlanmıyor <laughs> bile. Ee, bazı telefon modellerine sınırlı falandı. Şimdi ya ben yalnız Hello diye Android'de Hello zaten yok muydu? Chat programı kesin, mıydı kesin o? Kesin vardır yani böyle bir isim olmaması Belki dialer değildi ama Android'de ben Hello diye bir şey yüklediğimi hatırlıyorum. Galiba SMS programıydı ya da chat programıydı hatırlamıyorum. Chat yüklememişimdir, hmm. SMS'ti herhalde. Ya bunun şey özellikleri de var, sen bir kişiyi aradığında hemen Facebook profilinden ismini falan da alıp Evet e, bu kişi şudur şeklinde sana bilgiler veriyor. İşte evet. gene engelleme falan gibi şeyler var, belli numaraları. Doğrudan Wi-Fi üzerinden arama yapabiliyorsun. O hmm. Facebook Messenger'la anlaşıp. Evet. evet. Valla deneyen varsa ben hiç kurup Helo. bakmadım. Yorumlarda bahsetsin. Evet. Gene Facebook'tan bir haber. Mobil alana yayılmaya çalışıyor dedik ya. Gelirlerini açıklıyor firmalar. ilk 3 aylık. Tamam. %70'ini mobilden sağlamış Facebook. Gelirlerinin %70'ini. Eşit doğal. Çünkü insan telefon insanların 24 saat elinde hı hı. masaüstü bilgisayarın başına dizüstü bilgisayarın başına oturmadıkları günler oluyor ya da bazı hiç oturmuyor ama telefon bir de telefonda sürekli bildirimler haberler yok HD'sinin işte BlinkFeed'i gibi özel akışlar hı hı. falan no normal mobilin tele, sabiti katlaması çok normal bir durum. 3.54 milyonmuş, milyar e. dolarmış pardon geliri ilk 3 ay için. Facebook'ta işler iyi aslında. Tabii, tabii Memnunlar ki. Memnunlar yani durumlarından. Devam edelim. E, iOS kullananları ilgilendiren bir haber. E, bir ne denir? açık nedeniyle yakınlardaki iOS cihazlarını kullanılmaz hale getirebiliyormuşsun. Nasıl? ya? Ee, bunu nasıl yapıyorsun? Bir Wi-Fi yayını yapıyorsun. iPhone'lar oraya otomatik bağlandığında şeysiz, şifresiz Wi-Fi yayını yapıyorsun. Evet. Ekranları sürekli restart etmeye atmaya başlıyor. Telefon açılmaz hale geliyor ta ki sen o wi fiden uzaklaşana kadar. Cem hmm, ediyorsun. Aynen öyle. Yani <laughs> bunu da işte bir çeşit SSL şifresiyle gönderip de telefonun saçmalamasına hmm. neden oluyor yani. Hemen Ama şöyle bir şey edelim. var. Bunu başka bir hackle birleştiriyorlar. Heh. Bir firmanın daha önce bulduğu başka bir hack var. Bunu sürekli hale getirebiliyorsun. O da sisteme böyle bir şey yükletip telefonları Aynen. tamamen çalışmaz hale getirebiliyormuş. Bu ee, Güncellemeyle tabii ki halledilecek ama SSL'in nasıl bir başa bela haline gelmiş olması şaşırtıcı. Burada da e, komplo teorisi diyelim ya da Kulislerde konuşulan şey SSL'in zaten başta NSA olmak üzere istihbarat kuruluşları tarafından kasten Hı -hı. sakat bırakılmış olduğu. Çünkü SSL web sitesinin seninle e, şifreli sunucunun senin bilgisayarınla şifreli konuşmasına neden oluyor. Bu da eğer o iletişimi birisi dinliyorsa kaydediyorsa onun nefret edeceği bir durum. Hı -hı. Bu yüzden başta OpenSSL olmak üzere... SSL e, e, uygulamalarının diyeyim hani implantasyonlarının en baştan e, sakat bırakıldığı, hı hı. kodunun eee karma çorman bir hale getirildiği, kimsenin anlamayacağı, içindeki hataların kolay bulunamayacağı bir hale getirildiği e, bilerek böyle yapıldığı şeylerde hani e, meclislerde, sohbetlerde konuşulan bir konudur ee, tabi sırf kahve muhabbeti değil biraz daha tabi bunu konuşanlar konuya hakim insanlar ama e, belge yok tabi ki ee, genel olarak habire SSL'den sıkıntı yaşıyoruz işte görüyorsun hı hı. neyse ki bu firma e, Apple'la ortak çalışıyor Aman açık işte etmemişler he, peçi hemen çıkarsınlar tabii, e, şey diyorlar zaten Yapamıyor. IOS 8.3 nispeten bu açıkları kapatıyor Tamam. Hani yüklemediyseniz mümkünse en son sürüme geçin diyorlar. İşte orada da eski cihaz sahipleri yanıyor. Tabii. Çünkü onlar kimisi geçemiyor zaten. Kimisi geçmek istemiyor benim cihazım yavaşlar falan Yavaşlıyor. diye. Ee, zaten hani 3GS falan hala 3G kullananlar geçemiyor. Hmm. 4 falan evet. kullananlar da geçemiyor. İşte geçenler. orada hani ne yapsın adam telefonu değiştirmek zorunda kalacak. Hmm, doğru. Ee, bir haberde Android mi, iPhone mu, iOS mu iyi tartışması bu sefer kanlı bitmiş. Evet. Ya, sarhoş kavgası. Ya, yorum yani. yorum atmakla kalmamışlar. Evet. Bıçaklamışlar birbirlerini. İki oda arkadaşı. Bıçaklama değil de kırık camlarla birbirlerini çizmişler. E işte, artık nasıl bir ortam olduysa. Kan e, kan revan içinde kalmışlar. İşte nasıl bir kavga ise artık. Abi yorumlarda bile böyle işlere girip de tartışmanın hani hiçbir anlamı yoktur aslında. E, tabii. Bu arkadaşlar iyice tabii. abartıp ya aldın kullanıyorsun memnun sen en iyisi o. Ya ikisinin de sonuçta kendine göre bazı avantajları ve dezavantajları var. yani. Ya. bunu e, siyah beyaz değil de böyle greenin tonları şeklinde değerlendirmek lazım. Ya şimdi felsefeleri de farklı da hani e, ya sen kullanıcısın e, kendine uygun olanı kullan anında öbürüne sıçra öbürü yani, daha sana tabii. uyuyorsa angaje olma. <laughs> Hani... Ya bir de işte senin değil ki kardeşim. niye O işte kadar canına başlasın. He. Sen arkadaşını bıçaklıyorsun. Öbür tarafta adamlar işleri gayet iyi. Neyse bu da zaten sarhoşmuş ikisi de. Sarhoş kavgası. <laughs> Star Wars'ta Rogue One'ın konusu belli olmuş. Ne bu ne? Ya bu önümüzdeki yıl çıkacak bir film sanırım galiba. Veya daha sonraki yıllarda. Ana... Akıştan ayrı şey filmler. Bu şöyle ilk üçlemenin yani aslında dördüncü bölümden bir önceki olayları anlatan Anladım. bir konusu varmış. Bu Death Star var ya evet. onun planlarının nasıl ele geçirildiğini anlatıyormuş. işte şeyle hikayenin yan parçaları. Evet. Ee vallahi güzel de işte bunları nasıl Ya her hafta Star Wars haberi <laughs> yapıyoruz. Evet. Farkında mısın? Ya Bilmiyorum. şimdi ama. tabii çok büyük para ödediler hı hı. bu Star Wars lisansı için. E bunun karşılığını alacaklar. Böyle bilmem kaç yılda bir tane film çıkararak o film şey o para dönmez. Tabii ki böyle ek filmler olacak, oyunları olacak bunların hepsinin. Kitapları çıkacak, çizgi romanı çıkacak falan ki gelsin. Ha ama Star Wars meraklılarının şikayetçi olacağını zannetmiyorum tabii ki canım. Hani Eğer bu... güzel olursa, evet, evet, Yani saçma sapan bir şey olursa illaki bir sürü tepki çekecektir ama güzel olacaktır bence. O yüzden şey olmaz, şikayet etmezler. Ee, sıradaki haberimiz Tesla ile ilgili ama şöyle Google 2013 yılında neredeyse satın alıyormuş Tesla'yı. 11 Almamış. milyar dolara. Evet, evet ama büyük para. Çok büyük para. Alamışlar. Ama şu anki Tesla'nın şu an piyasa değeri 25 milyar dolar. Evet. <laughs> o zamandan Elon Musk biraz satışların da baskısıyla, düşük gider saçların da baskısıyla böyle bir kaynak arayışı içine girmiş. tabi tabii aynı hani bu Silikon Vadisi'nden tanıştıkları için Google'ın sahiplerinde de görüşmeler yapılmış. Neredeyse anlaşılmış ama o yıl satışlarda bir düzelme olunca vazgeçilmiş projeden. Hmm. <laughs> sonra da Tesla şu anda gayet sağlam duruyor evet, diyeyim en evet, azından. artık gayet e, halinden memnun gözüken bir firma. Yani sen düşünsen 11 milyar dolara satacakken 2 sene sonra 25 milyar, <laughs> milyar dolarlık bir firmayı yönetiyor ya, oluyorsun. Ya bunlar hep oluyor ya. Hani yapacak bir şey yok. Ya Google'ın yaptığı en büyük yatırımlardan biri olacaktı bir Motorola Mobility'ye galiba. 12 milyar dolar mı ne öyle bir para vermişlerdi. Evet. Bu da bayağı büyük bir yatırım olacaktı. Neyse ki almamışlar. Şimdi bir daha araba işine girmek isterlerse o zaman uğraşacaklar. Evet. Belki daha büyük paralar vermeye razı olacaklar. Belki. Belki. Gene Tesla'dan bir haber var. Önümüzdeki hafta yeni bir ürün tanıtacak. Bunu Elon Musk bir ay önce falan galiba duyurmuştu. Nisanın sonunda bir ürün tanıtacağız ama araba olmayacak diye özellikle hmm. söylemişti. Tesla'nın ev pili şeyi vardı, projesi evet. vardı. Evet, o ev için pil. O satışa sunulacak şey, tanıtılacakmış önümüzdeki hafta içinde nedir dersen sanırım güneş enerjisiyle şarj ediliyor, şarj depoluyor bu pil, sonra da kullanmana sağlıyor veya uygunsa sisteme aktarabiliyorsun. Evet. Ve bu hani Kullanımına göre yüzde yirmilik otuzluk bir düşüş sağlayacak diyorlar senin hmm, e, elektrik de. faturanda. Artı bütün şebekenin sağlığını da koruyacak diyorlar. Çünkü yük dengelemesi herkesin hani kullanma arttıkça pili depolaması olacağı için bir evet. çeşit tampon belleği olacağı için. Evet. Güzel. Ani yüklenmelerde falan şebekeye destek olacak demek hı hı. ki. Ucuz bir şey olmayacaktır ama bu herhalde kiralanma falan gibi bir şekilde mi? Leasing falan mı olacak artık bilmiyorum. Çünkü o büyüklükte bir pilin evet. ucuz olmayacağını tahmin edersin. Sıradaki haber de aslında bununla biraz bağlantılı. Tesla bir Giga Factory diye bir şey, büyük bir fabrika kuruyor. Tamam. Kuruduğu söyleniyordu ama biraz gizli tutuluyordu yeri, bölgesi. Uyduya yakalanmış, inşaatlarına başlamış Nevada çölünün ortasında devasa bir fabrika. Bu fabrikada pil üretilecek aslında. Bunun için kuruyorlar. Evet yaklaşık yani 3 futbol sahası mı 5 futbol sahası mı ne uzunluğunda bir şey. bayağı büyük bir fabrika kuruluyor şu anda. Yani şimdi tabii, 5 milyar dolar harcanıyormuş. Hani 2020 araba, yılında hani kullanı tam hı. anlamıyla hayata geçecekmiş. Şimdi arabanın motorunu, şeyini yok lastiğini bilmem ne, şanzımanını yapmakla çok bir şey yok hani onun zaten neredeyse işte 100 yıldır uzmanlaşılmış o konuda. Ama bu pil bambaşka bir mesele. Hı hı. Ee, Pile yoğunlaşıyorlar. Çünkü pili yap arabayı başkası yapsın. Sen pili elektrik motorunu çak içine elektrikli araba oldu. İşte bir yandan da başka pazarlar bulabiliyorsun. Böyle ev pili <laughs> falan gibisinden. Evet. Ee, bakalım neler olacak. Ev pili. Microsoft da birinci çeyrek 2015 birinci çeyrek verilerini açıkladı. Ee, Surface ve Lumia satışlarının arttığı söyleniyor ama gelirlerinde hani karında düşüş olmuş. Ya Lumia yine 8 milyon civarında zannedersem yani aslında rakam toplam rakam küçük hı hı. küçük o kadar hani e, rakiplerine göre küçük. Surface zaten işte bizim falan Türkiye'de anca adını bildiğimiz şeyler. Türkiye'ye getirmiyorlar bir türlü. Satmıyorlar. Ya ama çıkalı bayağı da oldu Surface galiba. Hala şey yapıyor Yok. yani. Satışa devam ediyor. Xbox'ta düşük düşme var. Evet. O zaten hani çok tat vermiyordu. E, geliri de hani genel olarak Xbox'ın toplam hani yazılımıyla, servisleriyle e, her şeyle getirdiği gelir de düşmüş. Satışta şeyi hı hı. satış da düşmüş ya PlayStation her yönden One'ı şu anda satış olsun karlılık olsun vesaire evet. geride bırakmış durumda. Sony PlayStation 4'le çok doğru bir manevra yaptı hem makinenin özellikleri hem sunumu satışı hı hı. işte çok Sony'e keyif veriyor. Rakibini çok kötü sıkıştırmış durumda Sony. Microsoft, Xbox zaten o dünya lansmanıyla o saçma sapan Amerikan futbolu bilmem ne üzerine odaklanmış sunumuyla cihazı mahvetti. <laughs> Ondan sonra işte durumu kurtarmaya çalıştılar. Daha sonra aylar sonra falan ama insanlar o şeyi hatırlıyor hala. O sadece hani Amerika konsol tanıtıyorsun tek yaptığın televizyondan bahsetmek. Ee, Küresel bir şey tanıtıyorsun, bir ürün tanıtıyorsun, 45 dakika Amerikan futbolu anlatıyorsun. Ee, tarihe geçecek bir başarısızlık ve öbür tarafta da yine tarihe geçecek bir başarı. Şimdi bu konsolda şöyle bir sorun var. Makas artmaya açılmaya başladıkça daha da açılıyor. Hı hı. Çünkü sen tabii ki arkadaşlarında ne varsa onu alıyorsun. Tabii. Oyun değişmek için, birlikte oynamak için. Ee, Arkadaşlarında ne varsa onu alıyorsun. E çevrende herkes PS4 PS4 olduğu zaman e, senin de seçimini o belirliyor. Bir hani, de abi, PS4 Türkçe oyunlar olsun vesaire gibi hani e, Türkiye'de zaten Sony'nin çok rahatlığı var. Yani. yani bugün işte Bloodborne gibi beklenen bir oyunu alıyorsun ve sürpriz direkt Türkçe çıkıyor. Süper bir şey. Tabii. Ee, seslendirme falan değil ama yazıları menüsü falan Türkçe. E bu bir kere en azından insanlığın hoşuna gidiyor. Hı hı. Hani bak ben itiraf edeyim Türkçe oynamıyorum. Dil seçeneği varsa İngilizceye çevirip oynuyorum ama Türkçesi olduğu zaman hoşuma gidiyor. Hı hı. İnsanların bu seçim hakkında olması, Türkçe oynayabilmesi hoşuma gidiyor. Aynı zamanda şu var. Mesela çocuk oyunları var. Çocuk oyunlarının sırf menülerinin Türkçe olması falan da yetmiyor. Çünkü çocuk okuma yazma bilmiyor. Oyun evet. hani 5 yaşında çocuğa göre yapılmış oyun. Onun mesela dublajının falan da Türkçe olması çok önemli. Çünkü o zaman çocuk bir anda sarıyor. Aa, Türkçe konuşuyor. Hikaye Türkçe anlatılıyor. Altyazı olsa okuyamayacak. E, Sony'yi takdir etmek lazım. Bunlar var Sony'de. Microsoft'ta yok işte. Şey bile zor gördük. Hani Xbox'ın şu anda arayüzü. Vanda da şeyde de Türkçe. Hele şükür yani sonunda ne kadar zaman geçti. Daha bir benim bildiğim bir Türkçe seçeneği sunan oyun örneği benim bildiğim yok. Hı hı. Eh. Bu arada Windows Phone'la ilgili de bir açıklama yapmışlar. Windows 10 çıkana kadar e, amiral Son. gemisi model duyurmayacağız diyorlar. <laughs> Çok da bir zaman kalmadı ama. Şimdi şöyle orada da e, Nokia zamanından çıkan yani Microsoft evliliğinden önce hı hı. yanlış hatırlamıyorsam doğmuş olan 15 20 en üst modellerden birisi ya da en üst model diyelim çünkü 810'lu falan henüz bir Lumia duyurulmadı. Hı hı. E 15 20'nin de geçen haftalarda şey çıktı üretiminin artık durduğu falan gibi bir dedikodu düzeyinde bir haber çıktı. Bu Lumialar yaşlanıyor. Ha ama Temmuzsa Temmuz'a bir şeyler mutlaka Windows 10'la birlikte yeni bir şeyler çıkar. Tabi. Yeni bir telefonlar Bu arada şey e, hani de söyleyelim. hani genel gelirini de söyleyelim. 4.98 yani 5 milyar dolar tabi. kar açıklamış. Ya pa, yani sonuçta ne hani satış düştü, karlılık düştü falan filan da yine parayı koyacak yer yok. <laughs> yer yok aynen öyle. Aslında. <laughs> Normal. Microsoft'tan bir haber daha. Windows 10'la birlikte soliter geri dönüyormuş. Oo, Ofislerde... Me, bir... Memurlar bayram ediyor. Evet. Her türlü ofis çalışanı <laughs> fal bakmaya geri dönecek. Ya bu da ama işte insanın ne bileyim bu mayın tarlası olsun falan. Hani çocukluğundan kalan bir nostaljiydi. <laughs> Valla işte... Ben şeyde sıkıntı yaşadım. Bu bu Mahjong mu okunuyor? Ha, e, öyle e, oyun ka, e, şeyler, taşlar, eşleri bulma oyunu var ya. <laughs> şimdi benim bir tanıdığım onu oynuyordu ama ciddi oynuyordu. Yani bayağı bu oyun türüne kafayı takmış. Seviyordu. Yaşlı bir insan. Ciddi kendini vermiş oynuyordu. Mesela onun şöyle bir sorunu vardı. Windows 7'de varmış bu. <laughs> Windows 8'de Microsoft koymamış. Fakat Windows 7'deki hani onun ekstresini falan da öyle kopyalayıp taşıyınca da çalışmıyor Windows 8. Yani hmm. başka ek dosyaları mı gerekiyor ya da artık nasıl bir çağrısı, şeyi varsa hmm. çalışmıyor falan. Sırf onun için şey yapmıştık hani sanal makine kurup Windows 8'in <laughs> içine, sanal makine kurup da onun içine <laughs> Microsoft Mahyong'u eklemiştik falan. de önemli, Sol olmayan platform yok da var mı? Vallahi bilemeyeceğim artık. <laughs> Xbox One'ı alıp da onu oynayan vardır kesin. Hani o ya da çıkarız olacaktır. <laughs> Tam dayaklık. Bu haftanın drone haberi de Japonya'dan geldi. Hmm. Ee, Başbakanlık ofisinin çatısında bir tane drone buldular. İnsansız <laughs> hava aracı. Ee, tabii bomba imha ekipleri falan geldi ne oluyor ne bitiyor diye. Ee, üzerinde radyoaktivite işareti varmış. Allah Allah. Ee, ölçtüler çok küçük miktarda radyoaktivite bulunduğu saptandı yani insana zarar vermeyecek seviyelerde. Allah. Allah. Ee, şeyi bilmiyorlar ama neden oraya öyle bir şey geldi kim tarafından gönderildi? Japonya başbakanı da o sırada yurt dışında hani başbakanlık hmm. ofisinde falan da değil e belki yanlışlıkla falan Artık. yapılmış da bir olay olabilir. <laughs> Bu insansız hava araçları sağda solda sürekli sürekli haber oluyor haber çünkü oluyor. E, yeni bir şey hemen şey söylemişler zaten bu e, dronların şeyini ne denir kullanım şartlarını vesaire düzenlememiz lazım diye Japonya'dan da hemen bir şey çıktı <laughs> e, hemen beklenen şey e, beklenen tepki doğru bu daha neler olacak e, ve bir sürü şey çıkacak bir sürü e, Kural çıkacak. Hı hı. Şöyle bir haber var bugün. <laughs> Bunu okudum. 96 yılında daha onlar falan yokken adamın biri Dublin'de uzaktan kumandalı uçak uçuruyor. Kumandanın pili mi bitiyor ne oluyor? <laughs> uçak uçuyor gidiyor. <laughs> gidiyor. 5 ee, mil ne diyelim 7,5 kilometre 8 kilometre gidip havaalanına iniyor. Şans sayın öyle denk gelmiş hava <laughs> alanına inmiş. <laughs> bu da bir drone değil bu normal. Canım biliyormuş demek ki uçak nereye gideceği gideceğini biliyor. Şimdi biliyorsun günümüzde bunların önlemleri var. Drone artık senin kontrolünden çıkarsa falan e, hani sen sen GPS'ine onun hı hı. evini öğretirsen Güver evine döner güvercin gibi döner evet, evine dönüyor senin belirlediğin koordinata dönüyor. Çünkü günümüzün dronları zaten hani işte kimisi oyuncak gibi bakarak uçuruyorsun ama Hı -hı. kimisini uçuruyorsun askeri araç gibi gidiyor kendi başına 30 kilometre ötede işlem yapıyor zaten gözle göremiyorsun. İşte onlar zaten o gittiği yere de GPS'ten gidiyor Hı -hı. kendisi e, evine dönebiliyor. <laughs> Canın şeyi lazım can birazcık RC Hı -hı. bölümü yapsın da birazcık bu cihazlardan bahsetsinler yine Japonya'dan bir haber <laughs> hızlı trenleri var Japonya'nın biliyorsun bu manyetik alan üzerinde giden doğru ee, en son rekor ona aitmiş onu kırmış 603 kilometre Oo. saatte Bir önceki 581'miş. 2003 Hım. yılında yap bu hıza ulaşılmış ya bu müthiş bir şey ya ya inanılmaz müthiş bir şey 600 <laughs> de gidebilsen İstanbul Ankara arasında yarım saat. saat 45 dakikada. Ha. <laughs> Hadi hızlanmasıyla falan bir saat değil. Evet. Ee, Ama tabii bunu da şeyde yapıyorlar mesela gerçek hatta değil de test hattında bu hızları hı. elde ediyorlar. Hani o yanlış anlaşılmasın. Evet. Bizde iyi görüyoruz. Ama 50'yi de görüyoruz sık sık. Hı hı. Ee, henüz tam bir bu, bu hızları, bu şeyleri yaşayamadık. Ama 250 de gayet güzel bir hız. Otobüs kaçla gidiyor? 90 gidiyor. Tabii canım. Hani 250 gayet güzel bir hız. Ama işte böyle 600'leri falan görünce evet. insanın gözü kalmıyor değil. Ya yalnız böyle olsa da insanlar korkar ya. <laughs> ya muhtemelen gene içindeki yolcu fark etmiyor. yavaş tabi, yavaş tabii insanın... fark etmiyorsun da onu bilmek orada gösterge oluyor <laughs> şey yapmak için hani görsün göresin diye. 600'ü görünce... Bunlar tabii işte biraz... manyetik levitation dedikleri o manyetik alan üzerine gidiyor. Artık tekerlek falan olabilecek gibi değil. Bizim şu anki trenler bildiğin tekerlekli trenler. Tabii. Tamam onlar da özel tekerlek falan gerektiriyor ama bu 600'lere ulaştın mı da artık dağıtıyorsun herhalde her şeyi. Havalanıyorsun herhalde. Tamamen sürtünmesiz bir şekilde gitmen lazım. Bütün tabi yapıların falan ona uygun olması lazım. Darısı başımıza diyeyim evet. artık. Segway vardı. Çinlilere satılmış. Ya o da bir nasıl? Bir türlü tutunamayan. Ya, yani havaalanında falan kullanıyorlar öyle turistik yerlerde falan ben görüyorum. Polis, bekçi falan icabında kullanıyor da. Valla ben George Bush düşmüştü üstünden evet. bir kere. <laughs> onu hatırlıyorum. Ama o bir yani başarı. Çok yani. Onun da Ondan, ondan düşmek o şekilde bir başarı. Ya bu ben şeyi hatırlıyorum. Bu duyurulacağı zaman neler, ne olay oldu? Ne, yok mi? şehirler değişecek bilmem ne. Ne değişti? Yüzyılın buluşu falan dediler. <laughs> Heh, ne değişti? Ne oldu? Abartının hani bu kadar Hiçbir şeyin bu kadar abartıldığını görmedim. Ee, eh nedir hani güzel bir şey, güzel bir şey. Artık şeyi falan da çıktı. Böyle arazi tekerleklisi... falan olan var. Hmm. Ee, şeylisi daha dişlisi kaslısı var. <laughs> ee, ama hani şehirler meyirler değişmedi. İnsanoğlu hala aynı şekilde yaşıyor. Ee, artık bunun bin türlü kopyası. Çıkar. Oyun haberlerine geçelim. Çin'e dersen. kadar gittiyse. Hı. Tamam. Oyun haberlerine geçelim. DirectX 12 kullanan ilk oyunlar Witcher 3 ve Arkham Knight olacakmış. Evet. Bu da gene bir yanlışlık sonucu açıklanan bir haber oldu aslında. <laughs> Şimdi Witcher 3 zaten kapıda. Hı hı. Ee, herhalde belki bu DirectX 12 desteği yamayla falan gelir. Muhtemelen öyle olacak. Çünkü şu anda yok yani. Evet şu Windows anda. 10. Yani şöyle şu anda Windows 10 Preview'u yüklersen DirectX 12'nin oluyor ama drive ekran kartının driver'ı henüz Hı -hı. uyumlu değil. Orada da şöyle hani basın mensubuysan şimdi Nvidia'dan istesek AMD'den istesek DirectX 12 driver'ı büyük olasılıkla gelir. Hı -hı. Ama o işte test için falan yarım yamuk yumuk şey yarım yanlış falan bir şey. Daha bitmiş bir şey değil. Tabii. Piyasaya sunulmuş bir şey değil. Dolayısıyla şu anda DirectX 12 yok. Ama yazın hepsi birlikte. Dedik ya işte Windows 10 çıkacak. Aynı gün Nvidia ile AMD hem yeni büyük olasılıkla ekran kartı duyuracaklar. Hem yeni driver duyuracaklar. 3D marka Futuremark çıkıp Benchmark duyuracak evet, falan filan. Herkes gelecek. ekmek yiyecek. Herkes ekmek yiyecek Windows 10 sayesinde. Normal bu hep böyle oluyor. Biz de yeni videolar çekeceğiz değil e, mi? Tabii nasıl kurulur? Nasıl ayarlanır? DirectX 12 ne getiriyor? Normal herkes ekmek yiyecek bu işte. Sıradaki habere geçelim. Heroes of the Storm 2 Haziran'da çıkıyormuş. Hmm Blizzard'ın e, sürpriz oyunu. Moba. Ondan, nasıl yaparız? Valla Onu... Dota 2 ve League of Legends Evet. Bize ayarında bir oyun. <laughs> bize olacak en uç şeyinde, oyun skalasının en uzak noktasında oynayacak... Ya şimdi arkasında Blizzard olması önemli. Evet. evet. Blizzard... Sonuçta hani geçmişte başarılı şeyleri var, projeleri var. Blizzard hep iyi. Hep iyi. Ee, bu da canavar bir şey olacaktır. Ama tabii ki oynamayacağım. <laughs> Meraklılarına duymuş olalım. İki Haziran'da Evet, şimdi alarmı kurmuşlardır. Bu da gene meraklılarını ilgilendiren bir oyun sıradaki. Ee, Kerbal Space Program diye bir oyun var. Ben uzun zamandır takip ediyorum. Alfa yani aşamasında başladı. Steam'e girersin her zaman o çıkar. O çıkar. İndirimdedir değil mi? Betalı <laughs> <bölü> falan. <laughs> Hep indirimdedir. Ya bu şöyle bir oyun. <laughs> NASA simülasyonu aslında oyun? Tam anlamıyla. He. Sen bir uzay üstünü yönetiyorsun işte araştırma bölümü var Ne bileyim roket tasarlama bölümü var görev kontrol bölümü var Abi. artı görevleri de yapıyorsun yani gerçekten bir simülasyon oyunu e, roketleri takıyorsun işte yakıtını bilmem ne seni onun aşamaları vardır Hani atmosferi geçince ikinci tamam. aşama ayrılır He. devam eder falan filan bunların hepsini sen belirliyorsun Tamam e, ben ya yani çok kapsamlı bir oyun Buna inceleme çekelim falan diye çok istiyorum ama ama bu böyle karikatür gibi bir şeyler aynı zamanda ya hani ciddi mi karakterler bir karikatür tabi şey astronotlar var. o kurbul denilen e, tipler e, ne denir cüce yaratıklar evet. <laughs> e, Karikatürümsü şeyler esprili bir dille anlatılıyor ama oyunun şeyleri ciddi e, kontrolleri falan fizik Çünkü... Var işin Fizik motoru var. Sadece roket gibi de düşünme. Uçak da tasarlayabiliyorsun. İşte atıyorum ee bak, uzay mekiği de yapabiliyorsun. Güzelmiş. Çok garip cihazlar tasarlayanlar var. YouTube'da bir hiç aratmayanlar bir baksınlar. çok ilginç şeyleri var. Ee, ben tutorial'larını oynadım. Aya gitme görevleri falan var. Orada şeyleri öğreniyorsun. İşte yörüngeye nasıl çıkılır? Yörüngeden dünyaya nasıl inilir? <laughs> E, aya nasıl gidilir? Yani sonuçta dünyadan çıkıp böyle kaptırıp gidemiyorsun değil mi? Gidemiyorsun tabii. E, onun bir böyle şeyini yani ayarlaman gerekiyor. İkisi de hareket halinde iki obje. Şey. Sen buradan aya doğru nişan alıp atınca. Doğru ayı, zamanda ayı mesela motoru açmazsan yakıtın bitiyor. Kabak gibi kalıyorsun ortada. Evet, 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 evet. Ne geri dönebiliyorsun ne ileri gidebiliyorsun. Ya Dünyaya gelirken bile atmosfere girişte Atmosferden sekme olasılığın var. Eğer açısını hızını yapmazsa burada o yoktu. o Atmosfere girişi mesela o kadar ince ayrıntıya girmemişler çünkü e. tabi işin içinden çıkılmaz hale gelir. Ee, yani keyifli bir oyun. Ee, 27 Nisan'da tam sürüm'e geçiyor. Yine demek ki bu yaz Steam'in ana ekranı bununla dolu Do olacak. olacak. Yani İn, i̇ndirime girince <laughs> yaz bu şey de Demirbaş'tı ya. Ekran. <laughs> İki senedir falan. Tabi tabi ama işte çok uzun zamandır geliştiriliyor tamam. sürekli ufak ufak özellikler ekleniyor. Merak edenler indirimleri takip etsinler. Total evet. War'dan bir haber var. İlginç bir haber. Warhammer. Total War evet. Warhammer duyuruldu. Şimdi bu THQ'nun dağılmasıyla birlikte Games Workshop'un lisansı Sega'ya gitmişti. Sega'da işte Total War serisini bir süredir yayınlıyor. Creative hı hı. Assembly'di zannedersem yapan geliştiren firma. Evet. Sega yayıncısı. Sega'da başından beri Evet. Sega'ya gitmişti işte bu lisans. Sega tabii ki bu lisansı Games Workshop lisansını Creative Assembly'ye verdi. Onlar da hani Total War'u bir seri haline getirmişler. İşte Total War Warhammer olarak ilk oyun çıktı. Bu bir anlaşılacağı üzere bir strateji oyunu. Orada bir kere şunu belirtmemiz lazım. Şimdi e, Games Workshop'un bir Warhammer Fantasy Battle diye bir oyun dünyası var. Bu FRP türü. Hani kılıç, büyü tarzı. Dwarf'lar falan Ork'lara saldırıyor falan filan, elfler falan olan bir dünya, oyun dünyası. Bir de daha çok aslında geçmişte bizim konuştuğumuz Warhammer 40.000 var. Hı. O da bilim kurgu dünyası, oyun dünyası. Orada da gerçi orklar var bir şey değil. <laughs> Orada da yine kılıçla baltayla dalıyorsun ama 40 bin yılındasın. 41 şey şey şeyince şey, 41. yüzyıldasın. Ee, i̇şte o bilim kurgu bu fantazi olan, FRP tadında olan dünya. 40 ile ne yapacaklar daha belli değil. Ama tabii ki bu kadar aynı demin Disney'de konuştuğumuz gibi bu kadar para ödediler. Bu parayı döndürmek için çeşit çeşit oyun duyurulacağı kesin. Valla Total War'ın hani bu eski yapısına hafif sadık kalarak Warhammer karakterlerini içine mi dahil edecekler? Öyle bir şey canlı. Öyle tabii. Mi? O oyun dünyasının da işte şey var. Hani bazı ne diyeyim devletleri falan var. Oturmuş bir dünya var orada. Onun senaryolarını ya çok ilginç bir şey çıkar ortaya. Evet, yani. onun Şimdi hep ekleyecekler. böyle şey ekleyecek totaloru yani. böyle işte atıyorum Romalı, işte evet, evet. eski çağdaki karakterlerle görmeye, bu gerçekten değişik tabii bir şey olacak. Ama şu var işte adamlarda zaten teknoloji var, Hı -hı. oradaki karakterleri de yani skin giydiriyorsun hani. o e, kadar basit değil tabii ki ama ben hani çünkü oyunun bir de kuralları var tabii ki Hı -hı. E, oyun dünyası diyorum da oynanış kuralları var. Ama tabi bu adamlar için bu Total War serisini bunca yıldır geliştiren Creative Assembly için leblebi çekirdek bu bunu Warhammer'a uyarlamak. Benim aklıma sadece şey takılıyor. Şimdiye kadar ben Total War'da hiç uçan karakter görmedim. Evet. Bunda nasıl olacak? İşte olacak ejderhalar falan var. şeyde şimdi bu, bu oyunları yapmanın kolay ve zor bir tarafı var. Şimdi bir yandan bu oyun dünyası yıllardır geliştirilmiş kitapları var, bir sürü albümü var, figürleri var falan filan. Senin yeni bir şey icat etmene pek yer yok. Zaten yeni bir şey icat edemezsin, öldürürler adamı. Hani <laughs> yani. bunu şeyi Games Workshop kurmuş öyle ben kafadan bir de bilmem ne ırkı yaptım diye bir şey yaparsan orayı yıkarlar. Ee, bir yandan şöyle bir rahatlığın var, ne yapacağını biliyorsun. Ama bir yandan da şu var. ...çok iyi uyuman lazım. Yani oradaki bilmem ne... ...ülkesinin başındaki onların... ...kahramanının elindeki kılıç işte... 3 metre ise o öyle yapman lazım. Hı -hı. Onu kendi kafana değiştiremezsin. Yine yıkarlar orayı. Ee, ama bir yandan da dediğim gibi... ...ne yapacağını biliyorsun. Öyle bir... ...farklı boyutu var. Bakalım... ...Creative Assembly'nin ne kadar başarılı olduğu... ...ortada. Total War serisiyle. Evet. Yine... E, Dedikodu olarak ya da biraz hani dedikodudan daha güçlü bir e, duyum olarak diyelim e, herhalde Türkçe desteği olacak. E geçmişte hep Türkçe geliyor Evet, evet onu bozmayacaklar. Bunu da bozmazlarsa o da ilginç olacak evet, bir yandan. Evet. evet. E, bakalım şimdi şey bekleniyor. 40 bin tarafında ne yapacaklar? Hı hı. E, bazı duyurulmuş daha çıkmamış... E, Hani arcade türü, FPS türü oyunlar var. Ee, Space Hulk'ın... E, Raven Wing sana dersem... Ee, ...bir şeyler çıkacak. Bu yaz çıkacak. Ama... E, ...Dawn of War serisini herkes bekliyor. Dawn of War 1, 2... ...muhteşem oyunlardı. E, strateji ama... ...görselliği önde... E, biraz hani böyle daha hareketli strateji... Hı hı. ...oyunlarıydı. E, 3 çıkmadan THQ gitti. Bakalım. Belki bir sürpriz yapar Sega orada da. Bakalım. Evet. Steam'den ilginç bir haber var. Oyun mod yapımcılarına para kazanma olanağı geliyor. Evet. İlk Skyrim'de başladı. Hı hı. Şimdiye kadar hani o workshop'ta oyun için itemler. Ya oyun modları önemli bir sektör. Önce öyle onu bir söyleyelim. Öyle, yani öyle. hani ben çok kullanmıyorum aslında evet, ama O bir dünya. O apayrı dünya. Evet. Oyununa göre de değişiyor tabi. En çok modlanan oyun da herhalde Skyrim. Herhalde evet. Her yönüyle. şimdi orada bir mod yapımcısı şimdiye kadar gönüllü çalışan, ürününü ücretsiz sunan bir amatördü. Artık onlara ücretli mod sunma ve Steam üzerinden hı, hı satma olanağı geldi. Bu arada mod deyince de çok ayrıntılı bir şey. Yani sadece basit bir işte kalkan zırh tasarımı da olabiliyor. Evet. Veya çok daha geniş e, özellikler katan bir şey de olabiliyor değil mi? Tabii tabii. Şimdi mesela Skyrim modlarında doku çözünürlüğünü arttıran ya da iyileştiren modlar var. Bayağı bir görselliği değiştiren modlar var. Ama onun yanı sıra işte Skyrim özelinde söylemiyorum. Kılıç kalkan yapma var, karakter yapma var, harita yapma var. Ee, bir oyunu bambaşka bir hale geçirme var. Mesela eskiden hatırlarsın işte Star Wars'un Doom'u e, falan vardı. İşte Doom Doom'daki, Doom'daki karakterleri, Star Wars karakterleri yapıp öyle oyun yapıyordu adam. Sesleri değiştiriyordu falan. Ee, ben bile zamanında o ses değiştirmekle falan uğraşmıştım kendimce, kendi kendime öğrenmek için, oynamak için. Ee, Tabi bunu bayağı bir bas, bir e, ses değiştirmeden, grafik değiştirmeden çıkarıp bambaşka artık o oyunu kullanarak bambaşka oyun yapma evet. noktasına kadar geliştirenler var. Oyunu oyun motoru gibi kullanma tabii, <laughs> noktasına tabii, geliyor. Tabi. Ee, zaten şeye de oluyor. Bir sonraki adım da o kadar e, gelişkin modcuların bir sonraki adımı artık firma tarafı oluyor, kariyer haline geliyor. Hı hı. Ee, ülkemizde de var uğraşan arkadaşlar, yapan arkadaşlar. Ee, şeyi bilemiyorum. Şimdi bunun e, tartışması oldu. iyi mi olacak, kötü mü olacak? Evet. Ne evet. getirecek? Ya bir yandan tabii ki olayın iki iki yönü var. Birisi tüketici tarafı diyor ki ya daha önce yani adam haklı, para vermiyordu. Hı hı. E şimdi bir de bu masraf kapısı mı çıktı diyor. İsyan ediyor. Ama mod yapan tarafı da Adam diyor ki ya ben hani iş gibi uğraşıyorum bununla hatta desteğini veriyorum. Hı -hı. E bir 3 5 kuruş gelsin. Onun da o düş, o da iki tarafta haklı. Ya sonuçta ciddi emek harcanıyor. Evet, evet. E, hatta belki gelmediği için yarım bırakılan gidilen modlar oluyor değil mi? Yani tabii, tabii, adam tabii. yapmış yarısına kadar sonra bırakmış. Gitmiş. Tabii. Devam etmiyor. Oyunun yeni sürümü çıkıyor, modun da güncellenmesi yani güncellenmiyor. lazım. Adam diyor ki ben bıraktım yapamıyorum artık diyor. Ee, şey falan var. Deneme Steam'de biliyorsun, Steam'in bir geri ödem ücret hmm. iadesi konusunda bir sıkıntısı vardır. Pek öyle bir sistemi yoktur. Hmm. Burada bir modu deneme. 24 saat içinde para iade şansın var. Ha, güzel o, iyi şey olmuş. o iyi e, olmuş. O iyi olmuş. Bakalım. Şöyle bir iş modeli doğuyor Hamdi. Bu özellikle mesela Dota'da var. Ee, oyun bedava. Değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Lota bedava. Şey yapabiliyorsun. İşte orada kılıç kalkan yapıp Steam'in marketinde falan zaten satabiliyordun. Hı hı. Ee, şimdi böyle farklı bir şey doğuyor. Mesela e, ben eski adıyla hep söyleyeceğim. Fraktal Design Poser diye bir yazılım vardı. Sonra bu Poser satıldı. 2-3 kere satıldı. Poser oldu adı. Şimdi bildiğim kadarıyla Daz diye bir firmada. Şimdi mesela bunun çok ilginç, ya bu insan figürü ya da figür yapıp ona kıyafet aksesuar falan yapıp pozlarını yapıp kullandığın bir insan render ettiğin bir uygulama. Şimdi mesela orada çok ilginç bir şey var adam o uygulamanın obje yapma işte figür yapma falan kısmını bedava veriyor. Hı hı. Diyor ki sen diyor bununla adam yap, işte kıyafet yap, kılıç yap, balta yap, adamın pozunu yap. Gel diyor satalım, benim markette satalım, Komisyona. kırışalım, paylaşalım. Böyle bir iş modeli, uygulamayı da sana bedava veriyor bunun karşılığında. Değişen, değişik bir yöntem. Normal, hamdi amatör işler bir yere kadar. Gerçekten bak, iyi şeylerin... Mod konusunda profesyonelliğe kayınca böyle biraz para evet. mara işin içine girince de bazı detaylar çıkmaya başlormuşlar. Soru işaretleri geliyor. Oyun firması belki bir noktada şey diyecek. Hayır. Yani benim şeyimden para kazanıyorlar. Yani evet. Veya mesela senin yaptığın modu adam alıp çalıp kendi de işte bilmem ne isim mod olmuyor. diyecek. <laughs> o da çıkaracak. Tabii. Çünkü sonuçta burada hani bir kopya koruma falan filan oyunlardaki gibi olmayacak. Tabii, Nasıl olacak tabii, bu? Tabii. Ee, bu hani ciddi soru işaretlerinden biri. Bir de çok eleştirilen şeylerden biri de Steam inanılmaz bir komisyon alıyormuş %75 diyorlar. O. mod satışından. Hiç inanamadım girmeyeyim. ya. Böyle evet, bir hiç, rakam olabilir mi ya? Hiç girmeyelim o zaman. Direkt şey bu ne adama kazandırıyorsun? Yani hani bedava vereyim de hiç olmazsa bağır, yarı yarıya adım. olsa da hadi o bile fazla da %75'ine Steam'e vereceksek ne anladım Tabii. ki ben o kadar. Hani hiç da sıfırdan iyidir mi diye düşündü acaba Steam? Ben onu anlamadım. İnanılmaz bir şey. Allah satayım Vur deyip vur deyince öldürmüş. Çok yüksek. Yani böyle tartışılıyor. Baya ayrıntılar var. Benim ilk anda aklıma gelmeyen insanların aklına gelip de bu nasıl olacak ya diyenler. Ya iki tarafında durumu zor. Çünkü geliştiriciler için bir de şöyle bir durum var. Bazen bir şey yapıyorsun. Bir oyun modu ya da bir emülatör. Bir araç, yazılım aracı. Ücretsiz Sunuyorsun. O kadar tutuyor ki bu senin sunduğun şey, bu senin için de bir sorumluluk haline geliyor. mesela desteğini vermen gerekiyor. Evet. Ya da insanlar işte mesela ne oldu? Ee, geçen yıllarda konuştuğumuz adam Windows Vista için, Windows XP için, Windows Vista için çok güzel işte modifiye kurum, kurulum, Hı -hı. özelleştirme araçları yaptı. Windows 7 çıktığında Bunlara ücretsiz verdiği halde bu Windows 7 çıktığında yeni sürümü artık adamdan talep çok yüksek sesle talep ediliyor oldu. Çünkü evet. milyonlarca kişi artık bir abarttım da download etmiş, kullanmış. Onunla bir şeyler yapıyor adam iş yerinin Hı. işte Windowslarını özelleştirmiş falan. Adam artık bunu kendinde bir hak görüyor. Windows 7 sürümü ne zaman gelecek diye bağırıyor. Yani yüksek sesle de bağırıyor. Hı. Gelmedi aylardır. Ama sen de hani geliştirici de diyor ki ya benim işte o zamanlar öğrenciydim boş zamanım vardı yaptım. Ya. Artık diyor yok o kadar boş zamanım. Çalışıyorum, işe girdim, çalışıyorum. Yapamıyorum diyor ya da bazısı şey diyor. Diyor ki ben artık işe girdim. Firmam diyor izin vermiyor benim böyle ek projeler yapmama falan. İşte işte zor bir durum. Ya burada da muhtemelen bir süre sonra şeyler oluşacak. Böyle mod geliştirici firmalar mı diyeyim artık böyle markalar mı diyeyim? Hani şeyler de vardır ya böyle torrentlerde falan belli isimler vardır. Evet. Burada da belli isimler olacak herhalde. Bu adamın moda alınır. Belki zaten hani şey var gruplaşmalar falan var da. Hı hı. Ya orada benim söylediğim olayda çözüm şu Hamdi. Açık kaynak. Çünkü hani mesela işte yine aynı örneğe dönüyoruz. 2-3 haftadır kurtulamadık aynı şeyden. Bu Windows geliştirme düzenleme yazılımlarını yapan arkadaş... Hı hı. Deseydi ki kardeşim ben yapamıyorum tamam ben daha fazla devam edemeyeceğim ama açık kaynak buyurun devam edin. Hı hı. E, koydum SourceForge'a ya da işte Git'e hı hı. deseydi farklı olacaktı. Ama tabi onu da yapmayınca hani bir yandan da çeşitli nedenlerle vermeye paylaşmak istemiyor yazdığı kodu. Ama o zaman da işte baskıya maruz kalıyorsun. Hı hı. Özgür yazılım açık kaynak projelerinde bu durum en azından yaşanmıyor. Orada İsteyen da, el atsın diyorsun, evet, işte. evet, fork yapsın, kendi şeyini başlatsın. Her zaman tabii her lisans ona izin vermiyor da ona uygun olanı var. Genelde şey deniyor sana, al benim programımın kodunu, sen istediğini yap ama sen de kodunu açık koy, koyacaksın deniyor. Falan filan biliyorsun bizim Emirhan olsaydı detaylarını anlatırdı farklı lisanslar var GPL GNU falan işte o da açık kaynak <gülüyor> kodunun <gülüyor> ıı, açık kaynak dünyasının dünyası. Aa, bu şey... da mod işini tartışırız herhalde. Skyrim çok moda gelen bir oyun hı hı. mod sayesinde hakikaten görselliği falan acayip geliştirilebilen bir oyun. İlk de bu uygulama Skyrim'de başladı. Ee, bakalım şimdi işte bir yerde daha çok yeni. Bir gün iki gün oldu. Bethesda Skyrim'in yayıncısı, geliştiricisi belki hani durun ya ne oluyor? Bizim oyun üzerinde ne tartışıp duruyorsunuz mu diyecek? Ee, i̇şte şeyler mi başlayacak? Lisan, başka sistemde yani modlar belki bir DLC gibi mi indirilecek falan filan. Hı hı. Göreceğiz ama oyun şeyinin mod kısmı ihmal edilemez. Oyun dünyasının artık bir kolu modlayanlar. Evet haberlerimiz bu kadar. Evet. Söyleyeceğim bir şey var mı başka? Vallahi bahar geldi. Isınamadık ama bir Isınamadık. türlü. <laughs> Bazı çıkalım. yerlere hala kar yağıyor. Doğru çıkalım gezelim dolaşalım biraz istiyorum. Önümüzdeki günlerde şöyle bir tüyo verebilirim. Intel, Broadwell çıktı falan dedik. Evet. O konuda hani sadece demekle kalmayacağız. Hani daha da bilgi vereceğiz. Fakat şunu şimdiden söylemek lazım. Broadwell şu anda sadece mobil olarak var. O yüzden hani geçen yaz X99 ve Haswell E X99 chipseti ve Haswell E yongalarında yaptığımız gibi işte Topla sistem toplamalar çalıştırmalar falan yapamıyorsun Hı -hı. kapalı kutu onlar gibi keyifli olmayacak Tabii ki Broadway ee, hazır alınan bir ürün şu an için şu an için. olacak ee, ama biz Broadwell'in teknik detaylarını vereceğiz Hı -hı. Ee, ileteceğiz ee, yeni ürünler geliyor telefonlar geliyor onlara bakıyoruz Windows 10 ile ilgili aslında bir kovaladığımız bir proje var. Evet. Ayarlayabilirsek bir sürpriz olacak. Evet. Windows 10 zaten bu yaz en çok konuşacağımız hı hı. konu. Ee, DirectX 12 ister istemez <laughs> geliyor. Hı hı. Hepsi üzerinde çalışıyoruz. Çok zamanında yetiştiremedik. Bu arada ben bir not olarak şey söyleyeyim. Ee, WordPress 4.2 sürümü çıktı. Tamam. Ee, bizim TeknoSave'de güncelledik. Tamam. Onunla birlikte şeyler geldi. Smiley'ler değişti sitedeki. Hmm. Herkes tabii kullananlar hemen fark ettiler. Tamam Ben özellikle Smiley'lere smile yönelik bir değişiklik yapmadım. WordPress'in içinde gelen bir değişiklik. Artık çok daha fazla o emoji'leri, smiley'leri destekliyor site. Tamam Cep telefonlarında bazı modellerde farklı farklı görünüyormuş. O biraz telefonla da ilgili bir şey. Emoji teknolojisiyle alakalı bir şey. E, haberleri olsun herkesin diyeyim. Ya ben o emoji konusunda şöyle bir şey gördüm. Artık ben de yaşlanıyorum. Hani bana ilginç geldi. Whatsapp'ta şöyle bir şey gördüm. Galiba iPhone'da şey var. Bir sembol var. Anne baba iki çocuk. Onu Windows Phone'a yolluyorsun. Ayı ayrı ayrı dört tane simge çıkıyor. Anne ha. baba çocuk çocuk <laughs> ayrı ayrı çıkıyor. Ya çok bana ilginç geldi ya. i̇lginçmiş İl, hakikaten. Onu demek ki bir şekilde eşleştirmişler. Onun bir çevrim tablosu ya, var demek ki arka şimdi tarafta. Işte zaten onu söyleyeyim. UTF-8 diye bir standart vardı ya. Böyle harfleri falan destekliyor. Evet. Şimdi bu emojiler de işin içine girince yetmedi. Tamam. O yüzden UTF-8 MB4 diye multibyte 4 denilen o açılımı of, da of. o. Bir yeni format var. Hatta bunun MB 16sı falan da vardı e belki. Ya bir karakter kaç byte da gidiyor o zaman. İşte Oho. işte emoji'lerde öyle bir durum var. Ee, ama işte bunları tabii güncel teknolojiler tek bir karakter gibi algılayıp hani SMS'lerde evet. eskiden bilirsin. Türkçe karakterler ekstra. Evet. Şey yapardı. Eski ekstra ücretli. Ücretli olurdu. Onlar tabii değişti artık. WordPress de o yüzden mesela veri tabanı yapısını bile değiştirdi. Sırf buna uyum sağlayabilmek hmm. için veri tabanı çünkü bunlar karakterlerin tutulması gerekiyor. Evet. Eskiden UTF-8'de onlar da UTF-8 MB4'e falan döndüler. Çünkü dünya buraya gidiyor. Yani biz dediğim gibi belki yaşlanıyoruz ama insanlar çok kullanıyorlar bunu. Özellikle Twitter'da, Facebook'ta falan ben bayağı görüyorum. Demek Peki. ki senin o Windows Phone'da farklı olarak onu algılayıp bir şekilde parçalara dönüştürüyor dönüyor. demek ki. İşte bir ama içinde bir tablo var demek. Var, ki. Bu var gelince bunun karşılığı bu diye. Tabii. Peki şu anda WordPress 4.2 mi son sürümü? Türkçe çıktı mı? Tabii. Türkçe desteği Kim? genelde Türkçe aynı. Türkçeleştiriyor WordPress'i. WordPress yani WordPress.tr yani WordPress yani diye bir yer var. Ee, tamam. Gönüllülük üstüne tabii. Şey tamam. yapılıyor, devam ediyor proje. Ee, genelde aynı gün çünkü bu ufak ufak değişiklikler olduğu için bir kere ana evet. çevrilmiş ufak tefek şeyleri Eklemeler güncelleyip gönderiyorlar. Oluyordur. Hmm. Peki WordPress'te ben WordPress 4.2 kullansam kendi tercüm kendi kendime tercüme etmeme bir gerek var mı? Neyi? Ben PHPBB'yi kendim tercüme etmiştim çünkü. Çünkü kimsenin yaptığını beğenmedim. Ya <laughs> o benim kendi hastalık hastalıklarım. Aslında tabii ki 10 numara çevirileri var. Var. Ee, ama iyi oldu o sayede öğrendim. Nasıl O çünkü dizileri tercüme Hı -hı. ederken onların nasıl gösterildiğini falan Tabii. da öğrendim. Onların Benim tek, için iyi oldu. Tekli yapısı çoklu evet. yapısı falan fark eder. Ha harcadığım zamanı üzülmüyorum. Hı -hı. Ama WordPress'te hiç yapmadım bunu. Gerekli yok herhalde. De, hani temel WordPress'te Türkçeleştirme gerek yok. Her şey neredeyse Türkçe geliyor. Tamam. Hatta hoş geldin ekranı falan bile çevrilmiş. Bu 4.2 sürümüne hoş geldin e ekranı bile Türkçeleştirilmiş olarak geliyor. Ama Hı -hı. eklenti kullanırsan çoğu bu yaygın eklentinin de Türkçe desteği var. Bazıları kötü oluyor. Bazıları hiç olmuyor. Türkçe desteği olmuyor. İstersen çevirebiliyorsun. Eklersin. Genelde bir tane dosyası var genelde. PO uzantılı bir dosya oluyor. POT diye bir dosyası şeyi var, sistemi var. Formatı var. Onun içinden satır satır çevirerek, çevirerek yaparsın. Peki. WordPress'in desteği müthiş. Hı hı. Yani şeyi söyleyeyim. istatistik olarak söyleyeyim. Dünya üzerindeki ...web sitelerinin %25'i WordPress. İnanılmaz oh, bir rakam. Bu da iyi bir şey mi kötü bir şey mi şimdi bak. Huylandım. <laughs> şimdi huylandım. O yüzden dünya üzerindeki... ...web sitelerinin %25'inin... ...aynı güvenlik açıklarına... ...sahip Tabii. olması. <laughs> Ama işte bir yandan da kapatılabiliyor herkes kullandığı için hızlıca. Evet. evet. Öyle bir şey de var. Hmm. İki taraflı... ...denge. İki tane şey boyutu var. Ben yine Drupal'den gideceğim. O zaman. <laughs> ...dünya özendeki web sitelerinin yüzde biri... ...binde biri kullansın şey, benim şey kullandığım olmasın, şeyi. Drupal mi, WordPress mi tartışması... ...kanlı bitmeye kanlı dönmesi. <laughs> ya öyle tartışma olmaz. Drupal alır da her türlü. <laughs> Şimdi Drupal... ...farklı bir bilmeyenler için özetleyelim. Ve WordPress falan gibi bir... E, ...CMS. CMS, hı hı. Doküman içerik, i̇çerik yönetim, yönetim Sistemi. sistemi evet. Ama farkı şu... E, ...WordPress ya da Joomla ...sana bayağı bir kurulu bir çalışır durumda kontak anahtarı üzerine takılmış bir otomobil teslim ediyor. Hani rengini falan seçiyorsun galeride. Koltuklar deri olsun falan seçim yapıyorsun. Drupal'de galeriye gittiğinde şase var. <gülüyor> <gülüyor> Motor falan takılı değil. Tekerlekler yanında falan. Diyorlar ki böyle. Ha ama o sayede şey oluyor. Abi lastikler ara şey olsun. Kış lastiği olsun. Hı hı. Bilmem ne çapında. Motor Senin yağını da şey uğraşın. koyalım. Tabii işte o motoru koymayalım. Dizel motoru koyalım. Yağını da Shell Rotella koyalım. <laughs> falan gibi şey. Ama ha ne oluyor? Şimdi WordPress'te sen otomobilini galeriden alıp anahtarını çevirip çalıştırıp çıkıp gidiyorsun. Hı hı. Drupal'de iki ayını 3 ayını galeride geçiriyorsun. Atölyede geçiriyorsun. Sonuçta sana özel. Her şeyi sana göre. Koltuğu sana göre yapılmış. Hı hı. Direksiyonu sana göre yapılmış. Bütün ihtiyaçlarına uyan bir Araban oluyor ama doğru harcadığın zaman ve maliyet daha fazla. Hı hı. Ayrıca bir e, hani yerli otomobillerde denir ya ...parçası işte bakkalda bile oluyor falan o var. Hani bir WordPress'te bir sorunun çıktığında destek bulman, eklenti bulman çok kolay olduğu için diğerinde onun uzmanını bulman gerekiyor hı hı. E, ve onun uzmanın e, tarifesi. Tabii. Sana önüne çıkaracağı fatura da ona göre oluyor. Ha ama bir yandan da şu var, İşte NASA'nın web sitesi yanılmıyorsam Drupal'di New York Times. Yanılmıyorsam, ya, o tartışılır. Drupal'di. O mesela çok büyük siteler WordPress kullananlar da var. Sonuçta hani bunlar birbirine dengeye gelir aslında. Gelmez yani. Gelir, ya, gelir. Herkesin Şö kullandığı şöyle şey. Şöyle oluyor. Mesela şimdi aslında temel farkları ikisi çok yaklaştı. Bir tanesi WordPress blog mantığından başladı. CMS'e kaydı. Öyle. Bir tanesi CMS'ten başladı. Blog özellikleri de eklemek zorunda Tabii. kaldı yaygınlaşabilmek için. Tabii. Ee, ama işte bu arada WordPress kolay olduğu için hani blogdan başladığı için Tabii. zaten ve hani insanların çoğunun aslında hani blog temelli bir sisteme ihtiyacı olduğu için öyle. Çok yaygınlaştı ve aldığı başına gitti. Ya şu anda hani ben WordPress'i acemi merak eden falan bir arkadaş geldiğinde tek seçenek olarak öneriyorum. Tabii. çünkü daha sonra ihtiyaçlarını karşılamazsa değiştirir ya da Tabii. modifiye eder. Yani beğenmezse bırakır ama bir başlangıç için ideal çözüm. Ya şöyle söyleyeyim. WordPress üzerinde yazılmış bankacılık siteleri bile var. Yani o, hani blog olarak düşün. <laughs> i̇şte bak blog olarak düşünmemek lazım. Sen programladığın zaman her şeyi yapabiliyorsun. Öyle, ee, özelleştirilebilirliği hı hı. çok fazla, 4.2 diyorsun son sürümü. Şu an evet, ee, Wordpress'in şeyini seviyorum, hepsini bir caz müzisyenine e, kodat vererek hı. şey yapıyorlar, Son sonuncusu Paul diye bir abimizin, tanıtım şeyinde de zaten onun müziği çalıyor arkada, böyle üzel, bir ilginçlikleri üzel. var. ücretsiz. Tabii. Bir e, ne diyelim, içerik yönetim sistemi. Sistemi evet. evet peki. Bu haftayı da böyle Word falan tamamladık. Bitirmiş olduk, evet. Ee, Murat yok. Evet, haftaya, haftaya inşallah hep beraber. Aramızda olur. Keşke ben de kaçabilsem. <laughs> Yaz geliyor artık, ufak ufak herkes küçük Doğru. küçük kaçamaklar yapacak, dinleyenler de yapacaklar. Belki iyi bir hafta dileyelim. Evet. Herkese bir hafta. sonraki hafta görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Heilever sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.